Sayın Genel Başkanım, önceki dönem genel başkanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, parti meclis üyelerimiz, değerli il başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kıymetli kurultay delegelerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Cumhuriyet Halk Partisi 2. Yüzyıla Değişim Kurultayı'nda 2. günümüzü başlıyoruz. Hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, gündemimizin bugün 8. maddesiyle ilgili çalışmaları gerçekleştireceğiz. Kurultayımızın 2. gününde konuşmalarını gerçekleştirmek üzere 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni 1. sıraya taşıyan Türkiye'nin 1. partisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i açış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi, kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi, kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi ailesi, dün akşam geç saatlere kadar birlikteydik. Sabahın erken sayılabilecek saatlerinden itibaren yeniden salonu doldurdunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce yanımdaki Genel Başkan Yardımcım Gülçiftçi'ye dedim ki bir kere daha video oynarsa ben müdahale edeceğim. Dünden beri kendi sesimden ben yoruldum arkadaşlar. Sürekli herkes bir video hazırlamış. Hepsi tabii çok kıymetli, onlar ayrı ayrı dönüyor. Üstüne 1,5 saati geçen bir açış konuşması. Sonra akşam basına kapalı kısımda çok kısa sayılmayacak bir teşekkür konuşması derken herhalde pazartesi günü evine giderken herkesin kulağında benim sesimden başka bir şey olmayacak. Bu sosyal demokrat bir parti için çok uygun bir şey değil arkadaşlar. Buradan sonra bu genel başkan vurgularının azaldığı, onun yerine içeriğin güçlendiği bir sürece ihtiyacımız var. Öncelikle burada kürsüye doğru ben gelirken çalan, dün çalan Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi diye başlayan ve hepimizin İlk kez dün dinlediği Türkiye'nin 1. partisi olduğuna, hem tarihsel olarak 1. partisi olduğumuza hem de son seçimlerin ve bugünün 1. partisi olduğumuza vurgu yapan bu güzel eser için sevgili Ali Altay, ki şarkının adı Baba Ocağı, Ali Altay'a, ekibine çok teşekkür ediyorum. Seçim akşamı Baba Ocağı vurgusundan etkilendiğini, bu şarkıyı mırıldandığını ve ardından da bu şarkıyı Cumhuriyet Halk Partisi'ne armağan etmek istediğini söylediler. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum ve kuvvetli bir alkış alalım kendisine. Sevgili yol arkadaşlarım, dün burada partimizi daha ileriye taşıyacak fikirlerin tartışıldığı, yeri gelince eleştirilerin yapıldığı ama tam bir demokratik olgunlukla Türkiye'ye demokrasi vaat edenlerin kendi belgelerini nasıl demokratikleştirirken bu sırada nasıl müzakereleri usulüne uygun, nezakete uygun yapacaklarının en iyi örneğini gösterdiniz. Dün buradaki müzakerelerin başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere nerede bir müzakere yürütülüyorsa bütün meclislere örnek olmasını dileyerek başlamak isterim. Partimizin 2. yüzyılının ilk genel seçimlerine doğru her geçen gün, bugün dünden bir gün daha yakınız, yarın bir gün daha yakın olacağız. Şüphesiz herkes parti 30 Mart tarihinde, 31 Mart tarihinde 1. parti oldu. Artık iktidar bizim hakkımız. Bir an önce seçimler olsun,
bu iktidar değişsin istiyor. Baktığınızda 12.500 liraya geçinmek zorunda olan bir emeklinin, 17 bin liraya aile geçindirmek zorunda olan bir asgari ücretlinin, dün hep konuştuk, çiftçilerin, esnafların, atanmayan öğretmenlerin, toplumun dertli tüm kesimlerinin, en çok da işsizlerinin ve gelecekten umutsuz gençlerinin bir seçim istemeleri, bir erken seçim istemeleri kadar doğal bir şey yok. 31 Mart seçimlerinden önce çıktığımız meydanlarda şunu söyledik. AK Partililer, MHP'liler, bu seçim bir genel seçim değil. Dünkü konuşmamda ifade etmeye çalışmıştım. AK Parti'nin tek çıkar yolu vardı. Mansur Yavaş'ın karşısına, Ekrem İmamoğlu'nun karşısına, çok kıymetli belediye başkanlarımızın karşısına çıkaracak aday bulamadılar. Çıkardıkları adayın da tutmadığını, o şehre bir heyecan katmadığını, o şehrin geleceğine bir vizyon katmayacağını gördüler. O yüzden kutuplaşmak, gerilim yaratmak istediler ve bütün süreci bunun üzerinden tarif ettiler. Dün bunu uzun uzun konuşmuştuk. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi, AK Partili, MHP'li başta olmak üzere, CHP'li olmayan tüm seçmenlere, geçmişte ittifak yaptığımız ama partilerinin yöneticilerinin bu kez ittifak yapmayıp adeta CHP'yi kaybettirme refleksine büründükleri süreçte bizim yapmamız gereken meselelerin kendisi Türkiye'ye kendimizi doğru anlatmak, bütün Türkiye'yi kucaklamak ve hep birlikte bir yola çıkmaktı. Tüm seçmenlere şunu dedik. Bizim adaylarımız yerel seçim adayı, bizim adaylarımız belediye başkan adayları, görev vereceksiniz, size yaptıkları hizmetleri devam ettirecekler. Ya da çok özlediğiniz o güzel hizmetler artık sizin kentinize de gelecek. Bu bir genel seçim değil. Bunu bir genel seçim havasına sokmasınlar. Vereceğiniz oy bir genel seçim oyu değil, yerel seçim oyudur. Siz derdinizi de duyuracaksınız. Buradaki oyunuz bir sarı karttır. Kırmızı kart değildir. Biz bunu istismar etmeyeceğiz. Güvenerek bize oy verebilirsiniz dedik. Seçim akşamı %38'lik bir sonuçla büyük bir başarıyı elde ettiğimizde orada 10 ay önce 6 parti %25 aldığımız bir noktadan %38'e tek başımıza gittiğimizi söylesek herhalde bize oy veren seçmen de elim kırılsaydı da bugünü görmeseydim hissiyatı yaratırdık. Bir gün önce oyu verin, bu partiye değil adaya, bu ülkeye değil kente verilmiş bir oydur. Ayrıca tepkinizi göstereceksiniz ama iktidar değiştirmeyeceksiniz demiştik. Elbette %38 alınca hepimiz isteriz ki bu oyla bir erken seçim çağrısı yapalım. Ama o zaman kazandığımız gönülleri kırmak, güvenenleri pişman etmek tehlikesi vardı. O gece dedim ki bu seçim sonuçlarını araçsallaştırarak bir erken seçim talebinde bulunmayacağız. Ama dedim bu ülkenin sorunları var. Emeklisi, emekçisi, esnafı, çiftçisi, işsizi çare bekliyor. Bu sorunları çözün dedik ve takipçiniz olacağız dedik. Sarı kartı gördünüz dedik. Aksi takdirde bu millet kırmızı kartı da göstermesini bilir dedik. O günden sonra bizden bir erken seçim çağrısı bekleyen bazı çevreler bundan rahatsızlık duydu. Ama ben kurduğumuz ilişkinin seçmenle çok sağlıklı olduğunu, hem sahadaki il başkanlarından, ilçe başkanlarından, belediye başkanlarımızdan her görüşmemizde teyit ediyorum. Ama bir gerçek var. Biz 31 Mart'ta aldığımız oyu gösterip hadi erken seçim demeyeceğiz dedik. Ama şunu da söyledik. Geçim olmazsa seçim olur dedik. O günden bugüne AK Parti ne yaptı diye bakarsanız verdiği hiçbir sözü tutmadı. Umut verenlerin umutlarını boşa çıkardı ve
kendisine oy verenleri dahi pişman etti. Oy vermeyenlerin ise bize kullandıkları oydan bir pişmanlığının olmadığı yapılan bütün araştırmalarda görülüyor. O zaman döndük baktık, 10 bin liralık emekli maaşı 25 kilo kıyma alırken bugün 12 bin 500 liralık emekli maaşı 20 kilo kıyma alıyorsa, yılda 4 kez zam yapmalıyız asgari ücrete diyenler, oyu aldıkları asgari ücretliye yılda ara zammı bile vermeyip Ocak'ta verdiği zamla bugüne kadar onları geçinmeye zorluyorsa, Ocak'taki 17 bin lira bugün 11 bin liraya o günkü denk geliyorsa, tarımda taban fiyatı açıklanan her ürünü üreten isyan edip yollara dökülüp, yollara ürünlerini döküp ya da sütünü döküp, buğdayını döküp, fıstığını döküp, çayını yakıp isyan ediyorsa, işsiz gençlerin umutsuzluğu kat kat artıyorsa, bu meseleyi 31 Mart'taki söylemimiz, yani o oyu fırsat bilip erken seçim istemeyiz dememizle aynı kefeye kimse koymasın. Biraz önce izlediğiniz, dün izlediğiniz videolarda biz son 5 ayda 9 tematik miting yaptık. 10 miting gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanında. Her mitingimiz daha kalabalık, her biri daha coşkulu ve tematik mitinglerde katılan her kitle bir önceki günden daha tepkili durumdadır. Ve bu durumda bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçim olmazsa seçim olur dememiz boşa bir laf değildir. Erken seçim konusunda toplumda seçimin ertesi günü %25'lerde olan beklenti, dün ve evveli gün gelen iki saygın anket şirketinin sonuçlarında %50'leri geçmiştir. Bu şartlar bize adım 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 artık bir sandığı getirecektir. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi iradesi tamdır. Tüm hazırlıkları da tam olmalıdır. Geçtiğimiz günlerde ifade etmiştim. Anayasaya göre bize kalırsa geçen dönem Sayın Erdoğan kendiliğinden bir kez daha aday olamazdı. Ancak meclisin kararıyla olabilirdi. Ama Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvuruda YSK açıkça geçen adaylığı ikinci adaylık kabul etti. YSK'nın o kararı çerçevesinde bugün eğer bir erken seçim olmazsa Erdoğan bir daha aday olamaz. Bir erken seçim olursa anayasaya göre son bir kez aday olabilir. Bir kere şunu söyleyelim. Bizim öyle seçimlere 3 ay kala, 5 ay kala milletin canını oku, 4,5 sene yoksul bırak, aç bırak, işsiz bırak, zulmet, hapiste tut, 6 ay kalmış, 8 ay kalmış, 1 sene kalmış, hadi seçimleri yenileyelim. Biz orada yokuz. Bu konuda akıllarda bir şüphe varsa net olarak söylüyoruz. Ama bu milletin 5 yıl dayanacak gücü olmadığı gibi bizim de iktidarı 4 yıl daha bekleyecek sabrımız yoktur. Bu gücümüzle, bu dinamimizle, bu örgütsel birlikteliğimizle birlikte millet artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasını beklemektedir. Bunun için biz şunu söylüyoruz. Gelecek sene Kasım ayı Erdoğan'ın 5 yıllık bu döneminin tam ortasıdır. İnat eder, millet aç, sefil, yoksul, işsiz ve mutsuzken 2,5 daha durursa asla bir daha aday olamaz. Ama 2,5 yılı geçirmeden ben kendime güveniyorum, çıkarım derse, biz mecliste gelecek sene Kasım ayına kadar seçimleri yenilemeye, erken seçim yapmaya, bu milletin karşısına çıkmaya ve bu 22 yıllık yoksullaştıran, güvencesizleştiren, mutsuzlaştıran, özgürlükleri elden alan ve gençlerin bu ülkede yaşama iradesini bile ortadan kaldıran
bu yönetimi son vermeye hazırız. Bunun için de diyoruz ki eğer varsanız, eğer cesaretiniz varsa kararı bugünden alalım ya da 8 ay sonra alalım. Gelecek sene Kasım ayında seçim yapmaya, bizim karşımıza çıkmaya, bu millete gel bakalım seni kim yönetsin, bir son kararını ver demeye varsanız Cumhuriyet Halk Partisi buradadır, o seçime girecektir ve sonuç değişmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Bugünden sonra bu sorumuza verilmeyen her yanıt ya da efendim seçimsiz bir 5 yıl, seçimsiz bir 4 yıl diyen milletten kaçıyordur. Yaptığına güveni olan, kendisine güveni olan, adaylığına güveni olan karşımıza çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi 2. yüzyılda daha fazla bu ülkeyi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin insafına, Cumhur İttifakı'nın kaprisli kavgalarına, birbirine arkadan çelme çakan, önünden kuyu kazan yaklaşımlarıyla devleti bunların elinde bırakmaya hiç niyetli değildir. Bunu bütün Türkiye böyle bilsin. Son olarak birazdan burada Sayın Genel Sekreterimizin partinin kurumsallaşmasına, kurumsal mimariye, yönetim mimarisine çok emeği olan, yeni dönem dijitalleşmenin hem siyasete hem yönetime katkıları konusunda emek sarf eden Genel Sekreterimizin bir sunumunu, ardından da yerel yönetimlerde iki göz bebeğimizin ve Türkiye'nin yereli bu kadar iyi yönetenler ülkeyi de yönetebilirler dedirten partimiz adına iki belediye başkanımızın sunuşlarını izleyeceğiz. Sonra da yeni nesil toplantılarla partimizin programını nasıl değiştireceğimizin yol haritasını hep birlikte belirleyeceğiz. Bu program çok kıymetli bir program. 2007 yılında hazırlandı. Bu program hazırlandığında Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteriydim. Bir telefonla ilaç eczacılıkta ne yazalım dediler. O gün hakim olduğum konuya bir paragraf yazdım. Hala daha burada duruyor. Baktım son derece güzel ama o günün metni. Bu programda hiçbir cümlesiyle sorunumuz olmayan ama yaklaşık 20 yıl öncenin metinleri var. Taşıyabiliriz ama bugünün metinlerine, bugünün vizyonuna, bugünün gelecek tahayyüllerine, bugünü görmeye ve yarına bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi söylemeye çok ihtiyacımız var. Bunun için bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün kurultayımızın içe dönük kısmını, yani partiyi nasıl yöneteceğimizi ve birbirimizle olan hukuku çok net bir şekilde, çok demokratik bir şekilde tarif ettik. Dün en az mütabakat olan maddeye 39 karşı oy çıktı. Geri kalan delegelerimiz maddenin lehindeydi. Son oylamada bir karşı oya karşı da tüzüğümüz kabul edildi. Bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi açısından artık içerideki tartışmaların ya da içerideki soru işaretlerinin bertaraf olduğu, partinin bir ve bütün olduğu, partinin içindeki herkesin artık partinin ülkedeki başarısına motive olduğu bir süreci teyit ediyor. Altına dün 1300'e yakın imza attık. Bundan sonraki süreçte artık birbirimizle olan hukukumuzu değil de Türkiye'nin iç hukukunu, Türkiye'nin hukuk sistemini, yani sorulan anketlerde yoksulluktan ya da ekonomiden sonraki ilk cevap neden memnun değilsiniz de adaletsizliği nasıl ortadan kaldıracağımızı, mahkemedeki adaletsizliği, gelir adaletsizliğini ve tüm sorunların nasıl eşit yurttaşlık anlamında birlikte çözülebileceğini
hep beraber tartışacağımız bir sürecin içindeyiz. Dün biz hep birlikte bu partiyi nasıl yöneteceğimizi konuştuk. Ama bugünden itibaren o tartışmalar zaten kendi mecrasında ve büyük bir olgunlukla sonlandı, bitti. Ama bugünden itibaren Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi konuşacağız. Dış politikada ne yapacağız, nasıl yapacağız, hedeflerimiz nedir, yöntemlerimiz nedir, onları yazacağız. İç politikada, iç siyasette, kamu yönetiminde ne yapacağımızı konuşacağız. Milli savunma politikalarına Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bakıyor konuşacağız. Çevreye, kalkınmayla birlikte nasıl bakıyor konuşacağız. Kendi içimizde eşit temsile 3 küçük adım kaldı. Çok önemli adım attık. Onu Türkiye'ye nasıl yaşatacağız konuşacağız. Tabii bu süreçte dün de bir delegemiz sordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okundan birini boyayacak mıyız diye. O konuya da şöyle bir açıklık getirelim. Dün değiştirdiğimiz tüzükte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ambleminin kırmızı zemin üzerine beyaz 6 oktan oluştuğu tarif ediliyor. Biz her maddeyi değiştirirken dönüp o maddeye hiç dokunmadık. Hiçbir sorunumuz yok. Ama kadın kurultayında dediğim şu, bu oklardan biri devletçilik oku. Geçmişte devlet yönetilirken nasıl yönetilmesi konusunda Cumhuriyet Halk Partili kadroların çok doğru bir fikri vardı ve haklılıkları ortaya çıktı. Devleti o dönemde son derece kamucu ve koruyucu politikalarla ama özel sektöründe önünü kapatmadan ve günü geldiğinde belli alanları onlara devredebilecek şekilde bir devletçilik yorumu vardı. Ha bugünlerde asla devredilmemesi gereken tersanelerinden rafinerilerine, Türk Telekom'undan aklınızın alamadığı en stratejik alanlara kadar özelleştirmenin yapılmış olması, o günkü doğru çıkışı, yani özel sektörün olmadığı yerlerde destek verme ama günü geldiğinde çocuk ayakkabısı, traktör lastiği üretmeyi özel sektöre devretme ama çekilmeyeceği alanlardan, hele hele sağlıktan, hele hele eğitimden, güvenlikten asla çekilmemesine yönelik devletçilik okunun partimizce yorumu. İlk günlerdeki hareket noktası doğruydu. 1946'ya kadar uygulanması çok büyük oranda doğruydu. Devamında da CHP'nin itirazları doğruydu. Bütün itirazlarımız bugün bizi haklı çıkardı. Ama bugün eğer devleti yönetirken sürdürülebilir kalkınmadan bahsetmiyorsanız, yeşil ekonomiden bahsetmiyorsanız, sınırda karbon vergisini bilmiyor, karbon ayak izinin küçültülmesi yönelik taahhütleri ya da karbon sıfır gününü taahhüt etmiyor ya da o taahhütleri sahiplenip öne çekmiyor, geliştirmiyorsanız bu devleti bu çağda yöneteceğinize olan genel inanç ortaya, genel kabul ve bu konudaki güven tam olarak tesis etmez. Kaldı ki dün önemli bir adım attık, eşit temsil. Dünyada şirketlerin dahi kadın erkek eşitliği ve kadın emeğinin kullanması noktasındaki hassasiyeti ortadayken siz kadın emeğini ve kadınların toplumdaki yerini işte bırakılınca 18 bakandan birini kadın bakanı aktayan bir anlayış var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde 9'unu kadın, 9'unu erkek atayan bir anlayış var. O yüzden devletçilik okunu yapacağımız programla yarısını mora, yarısını yeşile boyayacağız derken buradaki iradeyi, buradaki bakış açısını, yürüyeceğimiz yolun bizi vardıracağı yeri söylüyoruz. Yoksa okun rengi dündü ve kırmızı üzerinde beyaz kaldı. Kimsenin ondan bir şüphesi olmasın. Ama devleti yönetirken yeşilin ve morun, eşit temsilin ve çevreye duyarlı sürdürülebilir kalkınmanın sonuna kadar savunucusu olacağımızı da bu politikalarla birlikte bu Türkiye'yi bir dünya ülkesi yeniden yapacağımızı da buradan partinin genel başkanı sıfatıyla bir kez daha kayda geçirir ve teyit etmek isterim.
Bugün dört büyük salonda demokrasi ve adalet, sosyal refah, kapsayıcı kalkınma, dış politika ve ulusal güvenlik ana başlıklarında 86 alt başlıkta yol haritamızı konuşacağız. Ne yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl yapılar oluşturalım? Bu yapılar yurt dışında, yurt içinde nasıl temaslarda bulunsun? Hangi akademisyenlerle, hangi gruplarla, hangi akademik çalışmalarla bu işi zenginleştirelim? Örgüt akademi bağlantısını nereden kuralım? Siyaset, toplumsal yaşam ilişkilerini bu süreçte nasıl düzenleyelim? Hepsini birlikte konuşacağız. Çok sayıda oluşacak heyetin Anadolu'ya açılıp 81 ili, birçoğunu bir çekkez ve büyük ilçeleri, orta ölçekteki ilçeleri ziyaret etmesini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara geldiğini hissettirmesini, CHP iktidarında ne istiyorsunuz? CHP iktidarınızdan umudunuz nedir? Yoksa umut etmeniz için beklentiniz nedir? Bunların hepsini Anadolu'da tartışacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu partiyi Anadolu'da kurdu. Bu partiyi bir Rumelili olarak, Samsun'a çıkarak, Sivas'a giderek, uzun süre Amasya'da düşünerek, Sivas'a giderek, Samsun'dan Erzurum'a giderek, Hacı Bektaş'ı es geçmeyerek, Ankara'ya gelerek bu ülkeyi katıldığı katılmadığı Balıkesir Alaşehir kongreleriyle, fikir alışverişiyle, toplumsal mütabakatla, toplumsal rızayla önce birbirinden dağınık yapıları bir araya getirdi. Onlardan bir kuvayi milliye kurdu. Sonra o yapıları fırkaya, sonra partiye dönüştürdü. Şimdi 100 yıl sonra yeniden Anadolu'ya ve Trakya'ya gidiyoruz. Çalmadık kapı, sıkılmadık el, duymadık fikir bırakmayacağız. Onların ötekileştirdiklerine de sahip çıkacağız. Ama bizden olmayan bir tek kişiyi öteki ilan etmeyecek. Kenarda bırakmayacak. Fikrini duymadan, elini sıkmadan ve onunla bir mütabakat aramadan geri dönmeyeceğiz. Bazen elimiz havada kalacak. O havada kalan ele sarılacağız. O eli itmeyeceğiz. Havada el bıraktı diye küsüp gitmeyeceğiz. Kazanacak, 83 milyonun kalbini kazanacak, geride bırakacak bir kişinin olmadığının bilincinde olacağız. Belki günü geldiğinde o kişinin yine oyunu alamayacağız ama bizim iktidarımızda onun geride kalmayacağını, ona değilse de şimdiden kendimize taahhüt edeceğiz. Bu bakış açısıyla bir büyük yürüyüşü hep beraber başlatıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini bir kez daha talep toplamak üzere. Nasıl yapalım? Ne şekilde yapalım? Gel birlikte yapalım diyerek Anadolu'ya ve Trakya'ya taşıyoruz. Daha sonra onlardan aldığımız görüşlerle çok gecikmeden işte partimizin bu kez bu tüzüğünü partimizin tarihi belgeleri içindeki hak ettiği onurlu yere bırakıp elimize bu programla çelişmeyen, tüzüğümüzle uyumlu, hepimizin mutabık olduğu ve çağı yakalayan yeni bir programla çıkacağız. O programdan sonra da topladığımız talepler ışığında bu kez kendimizi milletimize bir kez daha arz edeceğiz. Hepinizin elinde o program ya da o programdan üretilmiş, türetilmiş, her sorunun net cevabının olduğu, CHP bu konuda ne düşünüyor dediğinde bir saniye yutkunmayacağımız, hiç tereddüt etmeyeceğimiz çok kuvvetli bir yönetim belgemiz olacak. O belge günü geldiğinde seçimde partinin seçim taahhütnamesine dönüşecek, partinin seçim programı olacak, günü geldiğinde seçilen cumhurbaşkanımızın elinde okuyacağı hükümet programına dönüşecek. Parti grubu da gelecekte 29. dönem CHP grubu da neyi savunacağını, nerede duracağını ve nasıl duracağını bilmenin özgüveninde olacak
tüm kafa karışıklıkları, tenakuzlar, çelişkiler, birbiriyle çelişen ifadeler yerini ortak mütabakat metnimize bırakacak. Ben bu kürsüden şimdi inerken gönlümden geçen 6 ay sonra, 8 ay sonra ama en geç 10 ay sonra bir kez daha burada program kurultayımızın açılış konuşmasının yapacak olmanın umuduyla, mutluluğuyla ve o gün bugünden farklı olarak her birimizin geçmişten biriktirdiği 6, 8, 10 aydır biriktirdiği deneyimlerle somutlaşmış, taslaklaşmış söylemleri tartışmak üzere, bir büyük kurultayı açmak üzere buraya gelmeyi umuyorum. O umudun heyecanı içindeyim. Bundan sonra her birimizin Türkiye'de çok değil, Kasım 2025'e seçim bekliyoruz. Kasım 2025'ten sonra Türkiye'yi yönetecek bir partinin ilçe başkanları, il başkanları, delegeleri ve belediye başkanları olarak memleketlerinize dönmenizi, bu özgüvenle bakmanızı, herkesle temas kurmanızı, bugün geliştirilecek pratiklerden, bugün geliştirilecek yol haritasına kurumsal uyum sağlamanızı ve kişisel gayretinizi bir yıl boyunca en üst düzeye çıkarmanızı bekliyorum. Ve şunu söylüyorum ki, biz seçimi adayımızı belirledikten sonra yapacağımız kampanyayla değil, bugünden itibaren bir yıl boyunca Anadolu'da ve Trakya'da yapacağımız samimi çalışmalarla kazanacağız. Adayımız ilan edildiği gün seçimi çoktan kazanmış olacağız. Karşımızdakiler geçen seçimlerde 31 Mart öncesi olduğu gibi biz bu adayın karşısına, bu partinin karşısına kimi çıkarsak, ben mi çıksam, kaçsam, başkasını mı koysam sorusunu bırakacağız. Şimdi sizi önümüzdeki seçimi, adayın ilan edildiği gün seçimi kazanmış olmak üzere Anadolu'ya ve Trakya'ya yolluyorum. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun. Cumhuriyet Halk Partisi, geleceğin güvencesi, kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Cumhuriyet Halk Partisi, geleceğin güvencesi, kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Sayın Genel Başkanım, değerli kurultay delegelerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Genel Sekreterimiz Sayın Selin Sayak Böke'yi kürsüye davet ediyorum. Kendisi 2. yüzyıl programına ilişkin çalışmalarla ilgili genel kurulumuzu ve kurultayımıza bilgi vereceklerdir. Halk Partisi, geleceğin güvencesi, kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Cumhuriyet Halk Partisi, geleceğin güvencesi, kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Sayın Genel Başkanım, önceki dönem genel başkanlarımız, kıymetli belediye başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve bugün başlayacağımız program çalışmalarında birlikte emek vereceğimiz çok değerli kadın kolları ve gençlik kolları yol arkadaşlarımız. Hepinizi sevgi ve saygıyla ve daha da çok büyük bir heyecanla selamlıyorum. Heyecanım heyecanım bu kurultayın değişim iradesini, Türkiye'yi değiştirme iddiasını kararlılıkla, birlikte, sükunetle ve özgüvenle ortaya koymuş olmasından kaynaklıdır. Bugünkü çalışmalarımız da
İşte bu ortaya koyduğumuz kararlılığı ve Türkiye iktidar iddiasını artık bir programa dökeceğimiz ve var olan programımızı Türkiye iktidarımızın hazırlığı için yenileyeceğimiz güçlü adımları birlikte atacağımız bir Çalıştay programı olacak. Sayın Genel Başkanımızın da bahsettiği gibi biz değişimi sadece kişilerin değiştiği değil, tüzüğün, iş yapma biçimimizin, programımızın değiştiği ve en önemlisi bunların Türkiye'de değişimin yolunu açtığı bir kararlılık olarak tarif ediyoruz. Tam da bu kararlılıkla partimizde bu iş yapma biçimini kurumsallaştırmak üzere genel sekreterliğimizin koordinasyon ve eş güdümünde büyük bir kurumsal reformun da güçlü adımlarını bugüne kadar attık. Attığımız o güçlü adımlar sizlerin sahada yürüttüğü çalışmaları besleyen ve oradan beslenen, bunları bilimsel gerçeklikle ve veriyle büyüten ve siyasetçilerle profesyoneller arasındaki dengeyi doğru bir zemine oturtan, seçilmişlerle atanmışların arasında ayrımı çok net ortaya koyan ve en önemlisi kapsayıcı, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir. Yani Türkiye için kurduğu bütün hayalleri bugünden kendi içinde işleten bir büyük kurumsal reformu genel sekreterliğin eş güdümünde adım adım inşa ettik. MYK'mızın, gölge kabinemizin, örgütümüzün yürütüyor olduğu bütün çalışmaları birleştiren, buluşturan ve birbirinden güç almasını sağlayan, tıkır tıkır işleyen bir saatin çarklarında çarkları birbirinden ayrı düşünmeyen, bunlar birlikte çalışırsa büyüyoruz diyen bir iddiayı kurumsallaştırıyoruz. Mesele bir kampanya stratejisi belirlemek olsa da, mesele kampanyaya bir iletişim, bir slogan bulmak olsa da, mesele vatandaşın bugün yaşıyor olduğu sorunlara hızlı çözüm üretmek olsa da, mesele yarının iktidar iddiasının programını yazmak olsa da, hep aynı anlayışla ve aynı üretim biçimiyle iş yapmanın kurumsal çerçevesini çizdik. Çizdik derken hafife alarak söylemiyorum. Mesela kampanyanın stratejisini belirlerken örgütümüze sorduk. Kamuoyu araştırmalarından bilgiyi aldık. 600 bin anketle yerelden vatandaşın kendisini kimin yönetmesini istediğine dair bilgiyi derledik. Yetmedi, adayların performanslarını veriyle takip ettik. Yetmedi, saha çalışmaları yürütülürken kiliste hangi mahallede çalışılırsa, o mahallede hangi toplum kesimiyle buluşulursa, o toplum kesiminin hangi çaresine dönük politika önerilerimizi daha yoğun aktarırsak, yerelden başlayan iktidar iddiamızı büyüteceğimize dair çalışma programlarını genel sekreterliğimizde oluşturduğumuz metinlerle örgütümüzle paylaştık. Ve bu kararları verirken derlediğimiz örgüt görüşünü, verinin bize sağladığı bilgiyi, işte o genel sekreterlikten eriştirdiğimiz, nota döktüğümüz safayı ise siyasi kurullarımızda siyasetçilerle, atanmışlarla değil, Cumhurbaşkanlığı sisteminde iki dudağına baktıkları Cumhurbaşkanı'nın söylemi dışında karar alınamayan bir düzen yerine birbiriyle konuşan ve seçilmiş olmanın siyasi sorumluluğunu omuzunda taşıyan siyasetçilerin karar verdiği büyük bir eş güdüm mekanizmasında işlettik. Değişim tam da budur zaten. Türkiye için koyduğumuz iddiayı kişileri değiştirerek değil, iş yapma biçimimizi değiştirerek var etmek. Yani biz dün bu kurultaydan çıkmış olan tüzük değişikliği iradesinin ihtiyaç duyduğu adımları kurultayın bize Kasım'da vermiş olduğu değişim göreviyle ilk günden vakit kaybetmeksizin zaten yerine getirmeye başlamıştık. Dedim ya bir iş yapma biçimi yerleştiriyoruz diye. Dedim ya genel sekreterliğin eş güdümünde bir kurumsallık oturtuyoruz diye. Mesela meselemiz, eğer bugün açlığa, yoksulluğa mahkum edilmiş olan emeklilere bir çare üretmekse yine aynı sistemi kullandık. Sahada
Yaptığımız bütün mitinglerde, genel başkanımızın yerel seçimler sürecinde Türkiye'yi dolaşırken, emekliyle kurduğu ilişkide, örgütümüzün yerel yönetimlerimizin bizlere ilettiği bilgide çok açık bir gerçeklik ve haykırış vardı. Emekliler, yoksulluk ve yoksunluktan artık geleceklerine dair hiçbir umut beslemedikleri ve bu umudu yeşertecek bir çareyi aradıklarını haykırıyorlardı. Veriyi derledik ve vakit kaybetmeksizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin verdiği bir kanun teklifiyle iktidara, biz iktidara geldiğimiz gün emekli kart uygulamasını başlatacağız, şimdiden yapın diyen kanun teklifimizi milletvekili grubumuz verdi. Biz çareyi, sokaktan duyduğumuz sıkıntılara çareyi üreteceğimiz güçlü bir parlamentoyu var etme iddiasıyla işte bugünden o çareyi mecliste ortaya koyduk. Ama burada kalmadık. Siyasetin bütüncüllüğü, değişimin ve bu yeni kurumsal anlayışın politikalara bütüncül bakan yaklaşımıyla büyük bir emekli mitinginde milyonlarca emekliye ses olduk, birlikte ses verdik ve sokağın gücünü yeniden hatırlatan demokrasiyi hep birlikte var ettik. Ama eşgüdüm burada bitmedi. Sosyal Demokrat Belediyecilik Derneği SODEM'in hazırladığı emekli halk kart bilgi notuna ve partimize sunduğu rapora dayanarak hızla partide kurmuş olduğumuz genel sekreterliğimiz bünyesinden eşgüdümü sağlanıyor olan Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi kapsamında SODEMBEK'te içinde 14 büyükşehir belediye başkanımızın olduğu, içinde Türkiye'deki bütün belediye birliklerinin yöneticisi olan belediye başkanlarımızın olduğu, içinde SODEM ve SODEMSE'nin başkanlarının olduğu ve içinde genel merkezin olduğu Eşgüdüm Konseyi'nde emekli halk kart uygulamasının ilk adımlarını attık. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var bir çaresi dedik. Sokakta demokrasiyle var bir çaresi dedik. Ve döndük yerel yönetimlerimizle uygulamasıyla var bir çaresi dedik. Ve bu bütünleşik merkez-yerel dengesini kurumsallaştıran anlayışı genel sekreterlik bünyesinde oluşturduğumuz bu eş güdüm ve koordinasyon sistemiyle var ettik. Var etmeye de devam edeceğiz. İşte tam bu anlayışla birazdan öğleden sonra çalışma masalarında buluştuğumuzda veriyi derlediğimiz, birbirimizi duyduğumuz, hiçbir sözün havada bırakılmadığı, her görüşün özgürce ifade edildiği, birbirimizi istişareyle ikna ettiğimiz, birbirimizle müzakere etmekten çekinmediğimiz gerçek bir demokrasi ve katılımcılığı ve bu yeni siyaset anlayışımızı burada var ediyor olacağız bir kez daha. Yeni diyorum ama bu siyaset anlayışının kökleri çok derin. 100 yıllık kocaman bir mirası taşıyoruz kendimizle. Ve o miras bize Atatürk'ün kendi ifadeleriyle en büyük iki eserimden biri dediği Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet'in kök değerleridir. O miras değişmez. Her şey değişir. Yanıtlar değişebilir. Ama o yanıtları üretirken altı okumuzun, ilkelerimizin, devrimlerin, Atatürk'ün devrimlerinin, Cumhuriyet değerlerinin bize ışık tutan gücü ve o mirasın gücü asla değişmez. Nitekim o miras Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıradan bir parti olmamasından kaynaklıdır. İktidar olup olmamasından bağımsız gücünü örgütlü olmaktan alır. Gücünü birlikte çalışmaktan alır. Gücünü ilkelere bağımlı siyaset yapmaktan alır. Gücünü bir program partisi olmaktan alır. Söyleyecek sözü vardır. Sorunlara çaresi vardır. Bu çareyi sahada gerçeğe dökecek bir örgütlülüğü vardır. Biz çok güçlü bir program partisiyiz.
Ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne dek bu ilkelerle Türkiye'de aydınlık bir geleceğin güvencesi olmak için harcadığımız çaba yeniden bizi iktidara getiren ve yeniden Türkiye'nin kamucu, kalkınmacı, eşitlikçi, demokratik, adalete dayalı, yani aydınlık yarınlara kavuştuğu iktidarın güçlü adımları olacak. Bu yürüteceğimiz program çalışmalarını izninizle biraz nasıl yapacağımızı buradan tarif edeyim. Biz bir kişinin bin kişiye konuştuğu salonlar değil de bin kişinin birden sesinin duyulduğu bir toplantıyla, çalıştayla iki gün boyunca birbirimizi duyalım istedik. Öğleden sonra ve yarın gerçekleştireceğimiz çalışma programında yaklaşık 10'ar kişilik masalarda, her masada sözünüzün havada bırakılmaması ve onun bugünkü politikalara çerçeve, yarın içinde yol gösterici bir arşiv olması için bir raportör arkadaşımız olacak. Şu güvenceyle konuşmanızı isteriz. Sözüm mutlaka duyulacak ve mutlaka dinlenecek. O raportör arkadaşlarımız yarın bu siyaseti iktidarda uygulayacak olan gençlik kollarındaki arkadaşlarımız olacak. O raportörler bugün artık eşit temsil için güçlü adımları birlikte atıyor olduğumuz kadın kollarındaki yol arkadaşlarımız olacak. Aynı zamanda masalarda program komisyon hazırlık komisyonundaki üyelerimiz o tartışmaların sağlıklı, katılımcı ve bir çerçeve içinde yürümesi için masadaki tartışmaları modere ediyor olacaklar. En büyük gücümüz o masalarda işleyişin sağlıklı işlemesini bir tesadüfe bırakmamış olmamız. En büyük gücümüz kurumsallığımız. Tesadüf olmadığını niçin söylüyorum? Çünkü birkaç gündür Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Gölge Bakanımız ve bu konularda uzmanlığını tüm Türkiye'nin bildiği Sayın Özçağdaş ve parti meclisinden kurmuş olduğu çalışma ekibi hep birlikte moderasyon ve raportörlük için neye özen göstermeliyiz diyen bilgi notları, eğitimler ve buluşmalar gerçekleştirdi. Kurumsallık tesadüfe bırakmaz işi. Kurallı işler açık olur, şeffaflıkla bunu birbiriyle paylaşır. Dolayısıyla masalarda sizler, her bir delegemiz, her bir onur üyemiz o masaya oturduğunda söyleyeceği sözün duyulacağını ve söylerken birbirimizle bir güç kavgasıyla değil, birbirimizin gücünü arttırmak için nasıl bir kurallılıkla işleyeceğine dair güvenceyle o masaya oturur. Bizler o masada eşitiz. Hepimiz aynı Türkiye iktidar iddiasının örgütlü bir parçasıyız. Birlikte eşit ve katılımcı bir şekilde programımızı bugünden itibaren tartışmaya başlayacağız. Ve biz bu programı gücünü altı okundan, gücünü cumhuriyet değerlerinden, gücünü tarihsel mirasından alan ve o gücü yarına dair sağlıklı okuma yapacak değerlendirmeyi yapan bir tartışmadan alacağız. Dolayısıyla beklentimiz mevcut 2008'deki programımızın yenilenme sürecinin de usulen ne olması gerektiğine dair bir tartışmayla başlayacak. Yani o masalara otururken önümüzdeki bir yıl yapacağımız program çalışmasına dair bir yönerge veren değil, kurultaydan bir yönerge almak ve görev almak üzere soru soran bir yaklaşımla oturacağız. Kiminle buluşalım? Nasıl tartışalım? Örgütümüzle sahada bu uzmanlıkları nasıl buluşturalım? Bu sorulara birlikte yanıt verdiğimizde önümüzdeki bir yılın çalışma programını genel merkezden yazan değil, genel merkezle birlikte yazan bir anlayışı ve artık yeni bir yönetim anlayışıyla Türkiye'de iktidar olmaya geliyoruz diyen bir iddiayı kurultay delegeleri olarak hep birlikte var edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi 4 ayrı çalışma grubunda yürüyecek çalışmalar, aynı çalışma konularını hem merkezi iktidar iddiasıyla
hem de yerel yönetimler iddiasıyla tartışacağız. Yani Kristal Oda'da yerel yöneticilerimiz bu konuları tartışırken, Angora'da 4 ayrı bölümde, geri kalanlarımız da merkezi iktidar politikalarına dönük aynı tartışmaları yürütüyor olacağız. Bu tartışmalarda demokrasinin var bir çaresi diyeceğiz. Bu tartışmalarda eşitsizliklerin, adaletsizliklerin, yoksulluğun var bir çaresi diyeceğiz. Bu tartışmalarda işsizliğin, fırsat eşitsizliğinin, kadınlara şiddetin var bir çaresi çözeceğiz diyeceğiz. Yani bu masalar esasında bugünden itibaren ortaya koyduğumuz o iktidar iddiasının içini ikinci yüzyılın kavramlarıyla birlikte dolduracağımız bir çalışma olacak. Bugün beklentimiz var olan politikalarımızdan güç alan, yarına dair bir çerçeveyi ortaya koyarken doğru kavramları birlikte ortaya çıkartan bir tartışma olacak. Ve bu tartışmalarda sadece birbirimizin gözünün içine bakarak, birbirimizle konuşarak değil, bu çağın bütün araçlarının gücünü de kullanarak yapıyor olacağız. Yani dijitalleşmenin. Geçtiğimiz hafta tüm kurultay delegelerimize CHP mobil üzerinden hangi çalışma masalarında çalışmak isteyeceklerine dair tercihlerini katılımcı bir şekilde sorduk. Ve geçtiğimiz hafta delegemizin %80'i sizler, bize bir tercih bildirdiniz. Bildirdiğiniz tercihler ışığında ve masaların imkan verdiği sınırlar ölçüsünde, mümkün olduğunca birinci tercihinizde ama mümkün olmadıysa mutlaka ikinci tercihinizde bu tartışmalara katılacağınız bir masa görevlendirmesi ve eşleştirmesini yaptık ve dün tüzük çalışmalarının bitiminde sabaha karşı sizlere SMS yoluyla ilettik. Her birinizin telefonunda hangi masada tartışmalara katılacağına dair bilgiler mevcut. Ama oldu da bilgiyi almadıysanız kapıda sizi karşılayacak olan ve doğru masaya yönlendirecek olan arkadaşlarımız olacaklar. Biz bu tartışmalarda başından sonuna dijital demokratik katılımı kullanmak üzere MYK'da hummalı bir çalışmayı da son 15 gündür yürütüyoruz. Tüm MYK üyelerimizin, gölge bakanlarımızın kendi alanlarında hangi konuların tartışılması gerektiğine dair değerlendirme yaptığı ve bugün sizlerin tartışmasını kolaylaştırmak için hazırladığı sorularla hem açık uçlu hem de çoktan seçmeli dijital demokratik katılımı da o masalarda kullanıyor olacağız. Ben bir kez daha dijital demokratik katılımı kullanılabilir hale getirmek için delegelerimizin mutlaka gelmeden programı yüklemeleri için gece gündüz demeden çalışmış olan Sanayi ve Teknoloji Gölge Bakanımız ve BİTEM'den sorumlu Pınar Uzun'a gönülden teşekkür ediyorum. Ve kendisiyle birlikte emek vermiş olan BİTEM'deki kıymetli yol arkadaşlarımıza da. Öyle günler geceler oldu ki saat 3'te 4'te yazışmadıysak onlar da ben de eksik hissettim. Ama hep şu kararlılıktaydık. Biz bu kurultayda buluştuğumuzda tüm delegelerimizin dijital demokratik katılıma nasıl erişeceğini bildiği, kullanmış olduğu ve sözümü söyleyeceğim yeni bir yol daha var dediği bir gücü hissettirmekti. Bunu yapmaya katkı verdiğiniz için ve bundan sonra da üyelik göreviniz kapsamında dijital demokratik katılıma gönülden katılacağınız için şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. İzniniz olursa kısacık dijital demokratik katılıma dair daha önce genel başkanımızın yayınlamış olduğu bir videoyu da hatırlatma olsun diye burada göstermek istiyorum. Biz bu araçla bir süredir zaten tanışıyor ve tanıştırılıyoruz. Ama bugünden itibaren artık siz bizden dijital demokratik katılım çağrısı almadığınızda şaşıracağınız kadar çok sizlere bildiri geliyor olacak. Nitekim bu sabah benim telefonuma en az 4 tane mesaj düştü. Sayın Selin Seyekböke, size bir sorumuz var diyen 4 ayrı soruya benden cevap bekliyorlar. Size de geldi.
Birazdan yapacağımız yuvarlak çalışma masalarında işte bu soruları konuşuyor olacağız. Eğer videomuz hazırsa videoyu alabiliriz. Değerli yol arkadaşlarım, demokratik dijital katılım uygulamasını artık sizin kullanımınıza sunma vakti geldi. Dijital demokratik katılım, bu örgütün tamamının bir üst organa ya da doğrudan genel başkana fikirlerini iletebildiği bir dijital platform. Üyelerimizin kurultaya, parti meclisine, MYK'ya görüş bildirebildiği, genel başkanın doğrudan üyeden ya da bu kurullardan herhangi birinden görüşlerini sorduğu bir nevi dijital anket. Belli bir süre veriyoruz. O süre içinde sorduğumuz soruyu cevaplıyorsunuz. Bunun raporları önümüze geliyor. Örneğin parti meclisinde önemli bir kararı tartışmadan önce bu konuda bütün üyelerimiz ne düşünüyor? Ekrana yansıtıp sizin görüşlerinizi görüp ondan sonra tartışmaya başlayabiliriz. Bunların hepsine olanak sağlayacak son derece etkileşimli, esnek, teknolojiye dayalı, örgütü önemseyen bir uygulama bu. Apple Store'dan ya da Android Market'ten CHP mobil uygulamasını indiriyorsunuz. Bu uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Karşınıza tam da burada bir soru varsa bu soru yanıtlamanızı bekliyor demektir. Bundan sonraki süreçler daha şeffaf, daha açık, daha katılımcı ve daha demokratik olacak. Ne kadar önce bu programı indirir, kullanmaya hazır olursanız bizim için de, partimiz için de çok daha iyi olacak. Açık, şeffaf, katılımcı karar kanalları ile partimizi yöneteceğiz. Dijitalleşmeyi sadece dijital demokratik katılımla değil, partimizin politikalarını yaygınlaştırmak için farklı mecralarda da kullanıyor olacağız. Bugün itibariyle tanışıyor olacağımız, parti içi eğitimdeki çalışmalarımızı güçlendirecek, dönüştürecek ve bir parti akademisine doğru güçlü adımlarını atacağımız bir dijital kampüsle buluşacağız biraz sonra. Yani dijitalde sadece birbirimizin fikrini sorduğumuz değil, fikri olanın fikrine dair bilgiyi de duyduğumuz, buna dair kendimizi sınadığımız, geliştirdiğimiz ve gelişmeler ışığında kendi siyasi iddiamızı da büyüttüğümüz yeni bir platformu da bugün itibarıyla sizlere sunuyoruz. Biz günden güne gelişen bu teknolojiyi, dijitalleşmeyi ve çağın bütün sunduğu fırsatları daha eşit, daha adil, daha demokratik, daha katılımcı bir Türkiye için kurma kararlılığımızı işte bu parti akademisi çalışmaları kapsamında da gerçekleştiriyor olacağız. Ve partimizin içerisinde bilim, kültür, sanat platformunda gölge bakanlarımızın yürüttüğü danışma kurulu çalışmalarında biriken uzmanlıkları derlediğimiz, bu akademik bilgiyi biriktirdiğimiz, o akademik bilgiden eğitim malzemeleri ürettiğimiz ve o eğitim malzemelerine istediğiniz yerden erişebileceğiniz, istediğiniz an dinleyebileceğiniz, istediğiniz hızda dinleyebileceğiniz ama sadece dinlemekle kalmanızı engellemek için de size sorular sorduğumuz, yanıt aldığımız, bizim de sizinle ilgili bilgi, sizin de genel merkezde yürüyen politikalarla ilgili bilgiyi eş güdümlediğimiz bir mecra olacak. Bu dijital kampüs esasında yıllar önce açık öğretimi bir Türkiye ve dünya örneğine dönüştürmüş olan çok kıymetli onursal başkanımız Yılmaz Büyükerşen, bu girişimin onursal başkanı, çok değerli hocamız Yılmaz Büyükerşen'in bizlere vermiş olduğu ilham. Ve yakında lansmanını yapacağımız bu parti akademisinin dijital kampüsünün ilk dersini de Sayın Genel Başkanımız ve Yılmaz Hoca veriyor olacaklar. Ben hazırlıklarına şahit oldum. İnanın çok heyecanlı ve keyifli bir ders olacak. O dersin hazırlıkları sürerken şimdi sizi bu dijital kampüsle tanıştırmak üzere bir kez daha ekranları size bırakıyorum. CHP değişiyor, Türkiye değişiyor. Cumhuriyet Halk Partisi çağa ayak uyduruyor. Partimiz bünyesinde gerçekleştirilen tüm eğitim, bilgi paylaşımı, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütüleceği, bu faaliyetlerin halkla, parti üyeleri ve yöneticilerle buluşacağı Parti Akademisi Dijital Kampüs karşınızda. Öğrenmenin sınırsız olduğundan hareketle fiziki sınırları aşmak için Siyaset Üniversitesi'nin ilk yerleşkesi Dijital Kampüs'ü kurduk. Türkiye'nin dört bir yanından
İzmir'den Kars'a, Adana'dan Sinop'a, tüm üyelerimizin evlerinden, iş yerlerinden bilgisayarları ve telefonlarıyla katılabilecekleri şeffaf, yenilikçi ve tamamen dijital eğitim setleri hazırlıyoruz. Bu setleri hazırlarken istatistik biliminden yararlanıyor, hedef grup çalışmalarıyla ihtiyaçları belirliyoruz. En doğru eğitimleri sunabilmek için alanında uzman hocalarımızdan destek alıyoruz. Bilime inanıyoruz. Deneyimden öğrenen, birikimiyle büyüyen üyeler, parti yöneticileri ve profesyonelleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu ve yasama uzmanları, yerel yöneticiler ve yerel yönetim uzmanları. Tüm örgütümüz. Dijital kampüsle bilmediklerimizi öğrenmeye, eksiklerimizi eğitimle gidermeye ve ülkeyi yönetmeye geliyoruz. Yenilikçi eğitim programları, yazılı ve görsel içerikler, interaktif dersler, katılıma dayalı oyunlaştırmalar ve rozetler, sertifikalar ve diplomalar, hepsi dijital kampüste. Mikro akredite eğitimlerle yenilikçi bir öğrenme modeli sunacağız. İstediği yerde, istediği zamanda esnek bir şekilde eğitim almış, yüksek donanımlı mezunlar yetiştireceğiz. Dijital kampüs gelecek, CHP değişecek, Türkiye değişecek. Çok değerli kurultay delegelerimiz, onur üyelerimiz ve katılımcılar. Biz sadece Türkiye iktidar iddiası koymuyoruz. Dünyadaki sosyal demokrat siyasete yön verme iddiasıyla ve dünyanın sorunlarına birlikte çare üretmeye de liderlik yapma iddiasıyla buradayız. Bizler yuvarlak masalarda toplantı yaparken eş zamanlı olarak Sosyalist Enternasyonel'in bir komisyonuna da Sayın Genel Başkanımız başkanlık yapıyor olacak. Ve o komisyon dünyada yaşanan sorunlara ulusal düzeyden üretilebilecek çözümleri farklı ülke katılımcılarıyla değerlendiriyor olacak. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay katılımcıları yarın Sosyalist Enternasyonel'in komisyonunu kendi çalışma masalarımızda ağırlayacak, görüşlerimizi paylaşacak, onların görüşlerini duyacak ve en nihayetinde hem kendi program hazırlık komisyonumuzun sonuç bildirgesini hazırlayacak hem de Sosyalist Enternasyonel'e Birleşmiş Milletler toplantılarına ay sonunda Sayın Genel Başkanımız tarafından sunulacak olan Ankara Deklarasyonu'nu da onlarla birlikte öncülük, liderlik ederek yazıyor olacağız. Çok kıymetli yol arkadaşlarım, bir değişim sürecinin içerisindeyiz. Değişim süreklidir. Katılımcılık zaman beklemez. Mesela dünkü tüzüğümüz için Kasım ayında parti meclisimizin aldığı karar ışığında hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığımızdan Sayın Gül Çiftçi'nin bütün örgütümüze gönderdiği yönergeyi hatırlatmak isterim. Mahallelerden başlayın, ilçelerde konuşun, illerde konuşun, danışma kurullarında protokolü tersine çevirip çalıştırın. Herkes birbirini duysun diyen bir katılımcılıktan dün burada neredeyse oy birliğiyle bir tüzük değişikliği yaptık. Şimdi aynı katılımcılıkla elimizdeki bütün araç ve güçle değişimi devam ettirmeye, kurumsallaştırmaya ve bu gücümüzle iktidar olmaya geliyoruz. Ben bu çerçeve, duygu ve düşüncelerle bugünün öneminin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının iktidar seslerini çok güçlü bir şekilde vereceğimiz verimli toplantılar ve çok iyi bir kurultay diliyorum. Hepimizin emeğine sağlık, yolumuz, hepimizin yolu açık olsun. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi, kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi, kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Sayın Genel Başkanım, değerli kurultay delegelerimiz, Genel Sekreterimiz Sayın Selin Sayak Böke'nin yaptığı sunum için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, dün çok başarılı bir tüzük kurultayı gerçekleştirdik.
Kurultayımız başlangıç ve bitişiyle hem parti kamuoyundan hem de genel Türkiye kamuoyundan çok büyük bir övgü aldı. Ancak bugün çok da önemli bir gündemimizi, programa ilişkin konuları görüşüyoruz. Genel kurulun genel düzeni açısından hatipler çok değerli konuşmalar yapıyor. Salon içinde yatay geçişler, yer değişiklikleri, içeri giriş çıkışların mümkünse konuşmalar yapılırken olmaması konusunda azami gayret gösterilmesini özellikle rica ediyor divanımız. Sayın Genel Başkanım, değerli kurultay delegelerimiz, şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi, kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi, kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi, kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Cumhuriyet... Teşekkürler. Elbette çok heyecanlıyız çünkü benim için de açıkçası partimizin en önemli sürecinin çok değerli bir aşamasının kritik bir noktasında sizlerle duygularımı paylaşmak üzere buradayım. Çok değerli genel başkanımız, çok değerli önceki dönem genel başkanımız, partimizin üst yönetimi, MYK, parti meclisimiz, partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuz, grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz, yine partimizin örgütü, başta kurultay delegelerimiz, il yöneticilerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, ama yine bizimle bugün burada kurultay delegesi olmasa da son seçimin çok değerli başarısının simgesi olan belediye başkanlarımız, partimizin çok farklı kurumları, Yüksek Disiplin Kurulu, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve siz değerli yol arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partililer, kıymetli vatandaşlarımız, bizi izleyen ve duygularımızı dinleyen kıymetli vatandaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Bugün dünden daha demokratik, daha katılımcı, daha özgürlükçü bir partiye uyandık. Bugün artık iktidar olmaya çok daha yakınız. Bir kez daha partimizin iktidarı ne kadar hak ettiğini gösteren çok demokratik, çok seviyeli, çok değerli bir kurultay yaşadık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta divan kuruluna, başkanına ve heyetine ve elbette ki kurultay delegelerimize, tüzüğün hazırlanmasına katkı sunan başta genel başkanımıza ve bütün görev alan genel başkan yardımcılarımız ve diğer katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gösterdi ki Türkiye'nin en demokratik, en katılımcı, en özgürlükçü partisidir. Türkiye'de Türkiye'yi de daha demokratik, daha özgür, daha eşit kılacak olan parti de biziz. İşte onun için bugün bu salonda Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ve partimizi daha demokratik, daha özgür, daha katılımcı yapan iradenin sahibi yol arkadaşlarımla, yoldaşlarımla, arkadaşlarımla beraber olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum.
Sizler dava arkadaşlarımızsınız. Bizler hep birlikte çok güçlüyüz, hep beraber Anadolu'yuz, Türkiye'yiz. Bizler ülkemizin muasır medeniyet kaderine inanmış evlatları, onun bekçisi, geleceğiz. Ülkemizi ve insanımızı tanıyoruz. Samimiyiz, sorunlarını biliyoruz. Çünkü doğudan batıya memleketin her köşesinde vatandaşlarımızın arasındayız. Onlarla nefes alıyoruz. Bu anlamda sizleri gördüğüm zaman ben Türkiye'yi görüyorum. Sizleri gördüğüm zaman 86 milyon yurttaşımızı görüyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz ve iyi günlere doğru hep birlikte koşuyoruz. Sevgili yol arkadaşlarım, tabii kurultay bitti, dün bitti. Artık dün itibariyle ben diyorum ki eminim bunu en çok genel başkanımız ister. Bundan sonra hiçbir toplantıda dünün detaylarını, dün ne yaptık, sen onu yaptın, ben bunu yaptım, ben eksik değil, sen eksiksin vesaire tartışmalarını tümden ortadan kaldırıp bu partinin her evladı, her görev alan insanı artık yarını ve geleceği konuşacağı günlere adım atıyoruz. Bizim başka bir gündemimiz olmamalı. Dün ile beraber biz aslında o küçük hesaplaşmalar dahi olsa sorunsuz olduğunu ve bir müzakere ortamının olduğunu dahi düşünsek, ben diyorum ki bundan sonra partimizin hiçbir evladının böyle bir gündeme vakit ayırmaması gerektiğini, memleketin geleceğini düşünmesi gerektiğini ve artık o günlere adım attığımızı unutmadan kafanızdan silin o gündemleri. Kafanızdan silin geçmişte o olmuştu, bu olmuştu detayları. İstirham ediyorum Cumhuriyet Halk Partililer. Sadece geleceğe bakın. Sadece gelecek için ne yapacağınızı düşünün ve o adımları atın. Çünkü sevgili yol arkadaşlarım, maalesef ülkemiz büyük sorunlarla karşı karşıya. Çok ama çok büyük sorunlarla. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına köklü kurumları zayıflamış bir devletle, işlevsizleşmiş bir meclisle, demokrasimizin kutsalı olan o meclisle, çökmüş bir adalet ve eğitim sistemiyle, demokratik dünyadan uzaklaşmış bir ülkeyle, yarısı yoksulluk sınırının altına mahkum edilmiş bir nüfusla girdik. Bu büyük ülkede hiç kimse yaşadığı hayattan memnun değil. Bu benim içimi yakıyor. Hiç kimse başına gelenleri hak etmiyor. İktidar iş başına geldiği günden bu yana ülkenin ana motor gücü, orta sınıfı yok ettiğini hep birlikte yaşadık, yaşıyoruz. Milletin evlatlarını perişan etti. Ulusal varlıklarımızı heba etti. Çiftçi ülkenin dört bir yanında isyanda. Genel başkanımız uzun uzun anlattı. Ülkemizin her tarafını gezdi, dertleşti. Üretici borcun altında eziliyor, iflas ediyor. Bu iktidar ne başardı biliyor musunuz? Binlerce yıldır insanlık için bu cennet vatan, bu kadim topraklar, daima bir bereket bölgesi olmuş bu güzide memleketi, gıda enflasyonunda dünya birincisi yapmayı başardı. Hepimizi bir konuda eşitledi, yoksullukta eşitledi, yoklukta eşitledi. Halk ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünüyor. Alışveriş yapamıyor, evde çorba kaynamıyor. Ömrünü çalışarak geçirmiş milyonlarca emekli ailesi perişan. Maruz bırakıldığı hayatı o deneyimli büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız hazmedemiyor.
Gençler üzgün, umutsuz, mülakatlarda dışlanmayı, kayırmacılığı görüyor. Mülakatı kaldıracağım demelerine rağmen, üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen öyle bir kibire bürünmüş bir süreçle karşı karşıyayız ki bunu kaldırmak için hiçbir şeye ihtiyacı olmayan iktidar onu bile kaldıramıyor. Onun için gençler gelecekleriyle oynandığına şahit oluyor. Ülkelerinde bir gelecekleri olacağına inanmıyor. Başka ülkelerde bir hayat ve gelecek hayali kuruyor. Sınırlarımız tam bir eleğe dönmüş durumda. Çökmüş devletlerin vatandaşlarına ülkeye giriş ayrıcalığını patır patır veriyoruz. Hangi pazarlıklarla, niçin veriyoruz onu bile bilmiyoruz. Açıkçası daha acı bir biçimde, dünyada örneği olmayacak şekilde, hiç tarifi ve hukuki adlı olmayacak bir biçimde bu cennet vatanın vatandaşlığı parayla satılıyor. İşte kıymetli vatandaşlarımız, değerli dava arkadaşlarım, ziyaret ettiğimiz her ilde, her ilçede milletin iktidardan ümidinin kalmadığını görüyoruz. Milletimiz açıkçası bu ülkeyi bu hale getirenlerin çıkış yolu sunamayacağını her geçen gün daha iyi anlıyor. Onun için sorumluluğumuz çok büyük. Onun için geleceğe bakalım. Çünkü sevgili dostlarım, demokrasimiz tehdit altında, ekonomimiz tehdit altında, geleceğimiz tehdit altında. Bunu kabul etmemiz mümkün değil, edemeyiz. Bu gidişatı kanıksayamayız. Bu kahredici tabloyu değiştirecek gücü hepimiz biliyoruz. O güç sizlersiniz. Bizleriz. Kurulduğu günden bu yana Türkiye'de medeniyetin, kalkınmanın ve bereketin timsali olmuş Cumhuriyet Halk Partililerdir. Sizlersiniz. Onun için güçlü bir biçimde geleceğe bakmalısınız. Tabii Türkiye çok büyük sorunlarla boğuşuyor. Uzunca zamandır borçla büyüyor, krizle sarsılıyor. Dünyanın ilerleyişi sırasında geri kalıyoruz. Bazı gelişmeleri bu iktidar bize 20 yıllık statüde sadece kendi gelişim raporlarımızla, bilgilerimizle sunarak milletimizi aldatıyor. Dünyada eş değer ülkelere baktığımızda, parametreleri yan yana dizdiğimizde aslında kabiliyetimizin ne kadar yukarıda, gücümüzün ne kadar yukarıda olduğunu, ama tam aksine ülkeler gaza basmış giderken, yüksek teknolojiyi ve endüstriyi en üst seviyeye taşırken biz neredeyiz, nerede kalıyoruz, nasıl geride kalıyoruz, bunu orada görebiliriz. Onun için dünyanın ilerleyişinde geri kalmak en büyük sorunlardan bir tanesi. İlk yapmamız gereken, sevgili dostlarım, her yaştan, her kesimden vatandaşlarımızı dikkat ve empatiyle dinlemektir. Millete kulak verdiğimizde duyduğumuz net olarak şudur, söyleyeyim. Milletimiz diyor ki, biz 86 milyon yurttaş olarak zengin, güçlü, itibarlı bir ülkede özgürlük ve refah içinde yaşamak istiyoruz. Bunu istiyorlar. Görevini kurucularından alan partimiz yeni dönemde ilhamını da işte halkın bu beklentisinden almalıdır. Yüzümüz halka dönük olmalıdır. Kuruluşun partisi şimdi adil, eşit, özgür, üreten ve hakça paylaşan, barış içinde güçlü ve mutlu yaşayan Türkiye'yi, her vatandaşını
mutlu hissettiren 86 milyon insanını bu yurdun eşit hissedarı hissettiren işte tam da öyle bir ülkeyi bir kez daha ve yeniden ikinci yüzyılın başındayız, yeniden inşa etmelidir. Kimsenin kuşkusu olmasın, hep birlikte bunu yapacağız. Görevimiz ağır, sorumluluğumuz büyük olsa da bunu başarabilecek üstün gücümüz var. Çünkü kadromuz var, irademiz var ve heyecanımız var. Kapılarımız ardına kadar açık. Biz milletimizin evlatlarına güveniyoruz. Bizim için anahtar sözcükler değişim ve yeniden inşadır. Değişim ve yeniden inşa. Biliyoruz ki değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Açıkçası 29 Mayıs sabahı değişim diye duygularımı dile getirdiğim ilk günden bugüne yol arkadaşlarımızla, genel başkanımız liderliğinde bütün partilerimizle, kurullarımızla değişimin bir günlük, bir kurultaylık, bir toplantılık işi olmadığını bilerek adım adım taşların dizildiğini görmek, kurumsallaşmanın ve kurumsallığın en güçlü adımların atıldığını dinlemek beni ziyadesiyle mutlu ediyor, gururlandırıyor. O bakımdan sorumluluğumuz çok büyük. Bunları yaşamak beni mutlu ediyor ve sorumluluğumuz sadece bu ülkeyle sınırlı da değil. Tam 101 yıl önce mazlumlara ilham kaynağı olduğu gibi bugün de hep birlikte takip eden değil, yol açan, yol gösteren olmalıyız. Yine bütün başta yakın coğrafyaya ve dünyaya ilham kaynağı olmalıyız. Değerli dava arkadaşlarım, işte bu nedenlerle 4 ve 9 Eylül tarihleri arasında geçmişten devraldığımız önemli bir tarihsel misyonun ayak izlerinin üzerindeyiz. Attığımız her adımı kendi ayak iziniz olarak kabul edebilirsiniz. Yarınlarda çok güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'ni hayal edin. Çok güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devletini itibarlı üreten, gençleri umutlu, güler yüzlü bir milleti hayal edin. O günlerde bu ayak izlerinizin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlayıp gururlanacağınız ve onurlanacağınız anı hayal edin. İşte o ayak izlerinin üzerinde olduğunuzu unutmayın. Tıpkı 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongremizin yıl dönümünü ki daha yeni hem de merkezinde genel başkanımız ve partililerimizle birlikte kutladık. Hep beraber o günün o ayak izlerinin ne kadar kıymetli olduğunu bugün anlatıyor ve ecdadımızla başta Mustafa Kemal Atatürk'le gururlandığımız gibi yarınlarda da sizler, her birimiz kendimizle gururlanacağız. İşte bu yönüyle ben özellikle o tarihleri Samsun'dan Erzurum'a, Erzurum'dan Sivas'a, Sivas'tan Ankara'ya ebedi başkomutanımız Kurtuluş Savaşı'nı milletle beraber kazanmanın taşlarını nasıl döşediğini hep beraber biliyoruz ve yaşadık. Ne yapıyorsa millet için o tarihte, milletin daha demokrasi diye bir kavramı bilmediği tarihte milletle beraber yaptı. Ne kadar asil bir tutum ve davranış. Ruhu şad olsun. Minnetle, şükranla anıyorum. Ona bütün benliğimle dua ediyorum. Aynı irade, akıl ve yürek 9 Eylül'de yani Cumhuriyet'in ilanından 44 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurdu. Bizi bir araya getiren ve her birimizi hayatına büyük bir anlam ve sorumluluk katan bu Ulu Çınar'ın 2 gün sonra 101. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız. Hepimiz gölgesindeyiz. Gölgesinde olmaya devam etmek istiyoruz. Devam edeceğiz. Ama tek şartla,
hak ederek devam etmek zorundayız. Kuruluş yıl dönümü kutlu olsun partimizin. Nice yüzyıllar Cumhuriyet Halk Partisi. Dün düzük kurultayımızı gerçekleştirdik. Bugün program kurultay sürecini başlatıyoruz. Bu program şimdiye kadar yapılan bütün farklı programları çok değerli buluyoruz. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi 2008'de yapılan o değerli programdan bugüne tam 16 yıl geçti. Hazırlık dönemine baktığınızda 20 yıla yakın. Elbette çok değerli ama onun üzerinden çok şey geçti. O köprünün altından çok sular aktı. Dünya değişti, Türkiye değişti, Cumhuriyet Halk Partisi değişti. Hedefimizin iktidar olduğunu bu salonda bilmeyen var mı? Bizim hedefimiz iktidar. İktidar olmalıyız. Bu memleketin bize ve anlayışımıza ihtiyacı var. Her adımımızın bu hedefle bir ilgisi var. Her Cumhuriyet Halk Partili'nin, genel başkanımızın, MYK üyesi arkadaşlarımın, belediye başkanlarımızın, parti meclisinin, il ilçe yöneticilerinin, bütün delegelerimizin, bütün örgütümüzün her birinin az önce de ifade ettiğim gibi artık her kararında, her adımında kendisine sorması gereken tek bir soru var. Attığı adımda bu kararım ya da adımım bizi iktidara yaklaştırıyor mu? İktidar hedefine bir katkı yapıyor mu? Bir zararı var mı diye sorgulamak zorunda. Artık her birimiz bir diğerini en yukarıdan aşağıya bu kriterlerle ölçmemiz gerekiyor. Attığımız adım, yaptığımız iş, söylediğimiz söz, birbirimize takındığımız tavır, vatandaşla konuşma biçimimiz bizi iktidara yaklaştırıyor mu, uzaklaştırıyor mu? Hep bu soru zihinlerimizde yankılanmalı. Bu yaptığım bizi iktidara koşturuyor mu, uzaklaştırıyor mu? Bu soruyu kendine her gün değil, ibadet eder gibi günde 5 kere sorması gerekir. Biz belediye başkanları olarak tam da böyle bir konumdayız. Biz öyle önemli bir sorumluluktayız ki tarif edilemez. 412 belediye başkanı sabah kalktığı andan itibaren gece uyuyana kadar ya hatta uyuma koşulları bile benim bugünüm beni, partimi, iktidara bir adım yakınlaştırdı mı, uzaklaştırdı mı? 31 Mart'ta seçimlerde 412 belediyeyi kazandık. Seçimlerden elde ettiğimiz bu başarıda pek çok faktörün aynı anda çalışmasının önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki seçimlerde aynı faktörlerin aynı şekilde etki edip etmeyeceğini elbette bilemeyiz. Unutmayalım ki 2019'dan sonra da başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 11 büyük şehri kazanmanın yarattığı heyecanla genel seçimlerin de kolayca kazanabileceğine dair bir algı oluşmuştu. Hepimiz bunu gördük, biliyoruz. Maalesef bu yanlış algının, bu yanlış sürece bakışın çok zararını gördük. Artık çok iyi biliyoruz ki her seçim ayrıdır. Her seçim farklı sürprizlerle doludur. Her seçimin başka stratejileri olmak zorundadır. Ama her seçimi kazanmak için çok önemli bir şart var. Ortak akılla hareket etme şart. Bize seçimi kazandıracak doğru kararları tüzüğümüzün öngördüğü en demokratik ve en katılımcı süreçleri işleterek ortak akılla alabiliriz. İşte sevgili dava arkadaşlarım, bizlerin bu anlamda her türlü sorumluluğu önemli, halka yüzü dönük olması çok önemli. Türkiye milletçe toplum olarak seçtiklerinden icraat bekler. İcraatçı, aktif,
üreten yöneticiler ister. Her zaman böyledir. Her ülkede böyledir. Millet icraatçı ekipler ister. İcraatçı süreçler ister. Belediye başkanları ister, liderler ister, yönetimler ister. Neden istemesin ki? Siyaset dediğiniz şey ortalama bir yurttaş için kendini güvende, özgür ve refah içinde hissetmesini sağlayacak bir yönetim arayışı demek değil midir? Tam da budur. İşte bizim işimiz bugün belediyelerde, inşallah hep birlikte yarın iktidarda yurttaşa istediği adaleti, refahı, huzuru ve güvenlik duygusunu hep birlikte verebilmektir. İşimiz zor mu? Vallahi zor değil. Aklın ve bilimin rehberliğinde az önce bahsedilen kurumsallaşmanın, birlikte olmanın, bütünleşmenin şartıyla çok çalışmamız, titiz çalışmamız, disiplin içerisinde olmamız ve ahlaklı çalışmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu kadar. İşte biz de bu memleketin aklın ve bilimin rehberliğinde çalışkan, disiplinli, titiz, ahlaklı insanları olduğumuza göre yapmamız gereken iki şey var yol arkadaşlarım. Yapmamız gereken iki şey. Millet bize yerel seçimlerde dedi ki, şehirleri sizin adaylarınızın daha iyi yöneteceğine inanıyoruz. Ve o yüzden belediyeleri size emanet ediyoruz. Bize inandılar. Fakat seçmen bizi tarıyor, gözlüyor, bize bakıyor. Henüz bize ülkeyi siz net olarak yöneteceksiniz henüz demedi. Diyecek. Genel başkanımız bugün farklı bir manşetle farklı bir hedef koydu önümüze. Ama bizi izliyor. Biz bu sürecin en önemli lokomotifiyiz. Seçmen bize bunu demeden iki şeye bakacak. Birincisi, bize güvenip belediye başkanları olarak emanet ettiği belediyelerimizi nasıl yönettiğimize didik didik ederek bakacak. Belediyelerimizi iyi yönetemediğimize kanaat getirirse iktidarı bize vermez. Onun için bugün belediye başkanı olmuş her arkadaşım zannetmesin sadece beldesini, sadece ilçesini, sadece ilini, sadece büyükşehirini temsil ediyor. Şurada gördüğünüz göremediğiniz milyonlarca Cumhuriyet Halk Partisi üyesini, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, oyunu vermiş ve hatta bizden umudunu taze tutup bizi gözleyen 86 milyon insan için görev yaptığını unutmayacak. Bu kadar net. Aynı zamanda partimizin seçmenden iktidar vizesi alma sorumluluğu da bizim omuzlarımızda, bunu unutmayalım. O vize hepimizin sırtında. Onun için ben bütün belediye başkan arkadaşlarıma diyorum ki, hayatınızın en kutsal görevi, bu kutsal görev herkese nasip olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en kritik döneminde, en kritik sürecinde çok kutsal bir biçimde bu görev bizlere nasip oldu. Dua ediyorum, her belediye başkanımız beldesinin tarihinde gelmiş geçmiş hep birlikte en başarılı belediye başkanları olalım. Var mıyız? Olabilir miyiz? Vallahi de oluruz, billahi de oluruz. İstanbul'dan Adıyaman Besni'nin Şambayat beldesine, Ankara'dan Adana Yüreğir ilçesine, İzmir'den Erzurum'un Şenkaya ilçesine kadar vallahi de oluruz, billahi de oluruz. En küçük beldeden en büyük şehirlere. Unutmayalım ki her belediyemiz mercek altındadır. Belediyelerimizin başarısı iktidar yolunda bizler için çok büyük bir kaldıraç. Başarısızlığı ise Allah korusun
ülkemizin geleceğine sadece siz, ben, biz değil, ülkemizin geleceğine dolanacak taş olacak. Onun için sorumluluğumuz çok büyük. İkinci konu, iktidarımızda yurttaşlarımızı daha iyi bir hayat elde etmelerinin, daha iyi bir süreçle karşılaşacaklarına olan inançlarını yükseltmek ve onları ikna etmemizdir. Bunun için de bir şeye ihtiyacımız var. Yeni, pırıl pırıl, güçlü bir Türkiye tahayyülü. Tam da onu üretme vakti gelmiştir. Tam da onun için buradayız. Bugün Genel Başkanımız ve bütün ekibiyle birlikte hazırladığı, Genel Sekreterimizin de az önce ifadeleriyle süreci tariflediği program süreci. Dünya köklü bir değişimden geçiyor. Haritalar değişiyor. Güç dengeleri değişiyor. Bölgesel dinamikler değişiyor. Ekonomik paradigmalar değişiyor. Türkiye değişen bu dünyada kendisine yeni bir yer arıyor. Partimizin, hiçbirimizin içine kapanmadan hem ülkemize hem küresel düzeyde düşünce kuruluşlarından akademiye, kanaat dünyasından sivil topluma, iş dünyasından emek dünyasına ve bütün sosyal hareketlere kadar her alanda yeni bir ve güçlü bir hikaye yazmak için ortak akıl toplama vakti gelmiştir. Bugün onun gongu çalıyor. Hep birlikte bu yola çıkıyoruz. Hepimizin yolu açık olsun. Böyle bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu lütfen hissedelim. Milletin bildiğini millete anlatma zamanları geçti. Millete daha fazla, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, millete daha fazla nasıl da geçinemediğini anlatma vakti geçmiştir. Bizi gören vatandaşımız bunu geç diyecek. Bana ne yapacaksın onu anlat diyecek. Bana ne yapacaksın? Çocuk da bunu diyecek, genç de, hanımefendi de, beyefendi de, anne de, baba da, öğretmen de, işçi de, emekli de, çiftçi de. İyi geçinememesinin müsebbibinin kim olduğunu anlatmanın bir önlemi kalmadı. Millet onu biliyor zaten. 31 Mart'ta milletle buralarda el sıkıştık. Anlaşma tamam. El sıkışmamız gereken bir konu kaldı. Milleti içine düşürüldüğü bir çare durumdan biz çıkarırız. El sıkışmamız gereken bu. Biz çıkarırız. Millete elimizi uzatacağız, milletin elimizi sıkmasını sağlayacağız. İşte millet henüz buna evet demedi. Bu yüzden artık millet için yeni bir vizyon ve yeni bir hikaye tarif edecek siyaseti üretme zamanı gelmiştir. Yeni ülke tahayyülünü milletimize tane tane, tek tek inanarak anlatma vakti gelmiştir. Türkiye'nin ve dünyanın en iyi uzmanlarını, en iyi araştırmacılarını, en iyi kanaat önderlerini, siyasi kadrolarının en iyisini, siyasetin en doğrusunu en güçlü bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi ile buluşturmalıyız. Türkiye'nin ve dünyanın ortak zekasını, halkımıza yeni bir iktidarın müjdesini vermek için bir araya getirmeli, birlikte çalışmayı başarmalıyız. Yeni programla, çok önemli. Dün tüzüğü hazırladık ya, benim için program bundan 1000 kat önemli. Yeni bir programla halkımıza hep birlikte şu sözü vermeliyiz. Benim vatandaşım, ey milletimiz, Cumhuriyet Halk Partisi, halkın yegane dayanağı, mağdurların sözcüsü, kapsayıcı, reformcu, icraatçı ve halkçı bir partidir. İkinci yüzyılda ülkeyi tıpkı ilk yüzyılda kurucu liderlerimizin yaptığı gibi
sıçrayarak kalkındıracak, zenginleştirecek ve demokratikleştirecektir nokta. Bunu diyeceğiz. Bu ertelenemez en önemli görevimizdir. Duygumuzu ve düşüncemizi birbirimize aktaracak, hep birlikte ortak aklı çalıştıracağız. Kıymetli yol arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, dostun da düşmanın da gözü burada. Buradan bu süreçte öyle bir şey çıkarmalıyız ki iktidar yolumuz açık ve hep birlikte yükümüzü omuzlanmış bir şekilde çıkmalıyız. Buradan öyle çıkmalıyız. Öyle çıkalım ki bizi çare olarak gören gözü yaşlı analarımızın, memleketine tutunmak isteyen pırlanta gençlerimizin gönlü ferahlasın. Toprağından kopamayan yüz tutmuş çiftçimizin, asgari ücrete mahkum edilmiş emekçimizin, haysiyet mücadelesi veren emeklimizin umudu tazelensin. Buradan hep birlikte öyle çıkalım ki 101 yıl sonra bir kez daha büyük bir sıçrama yapacak azim ve iradede birleştiğimizi bize baktığımızda vatandaş görsün. Buradan öyle bir çıkalım ki yıllardır bu partiyi karıştırmak için her türlü imkanı kullananların, yakın çevrelerine özel televizyon kurduranların, troll olduları besleyenlerin heveslerini var mısınız kursaklarında bırakalım. Çünkü sevgili kardeşlerim, dava arkadaşlarım, halkımız nazarındaki yegane iktidar alternatifi kim biliyor musunuz? Biziz, biz. İktidar alternatifi sadece biziz. Bu hayallerini heba edemeyiz. Buradan çıkalım ve milletimize Türkiye'yi zenginleştirecek, adil ve güçlü sosyal devleti inşa edecek bir vizyona ve kadroya sahip olduğumuzu hep birlikte gösterelim. Milletimiz bunu gördüğünde hiç kuşkunuz olmasın. Tereddüt etmeden hepimizi bu anlayışı iktidara taşıyacak. Çünkü biliyorlar, biz eşimiz dostumuzla değil, 86 milyon milletimizin evlatlarıyla bu milleti ayağa kaldıracağız. Onlarla çalışacağız. Tereddüt etmeden bizi iktidara taşıyacaktır. Tıpkı 2024 seçimlerinden bizi birinci parti olarak çıkarttıkları gibi. Buna hazır olduğunuzu milletimize hissettirin. Buna var mıyız diye kendinize bir sorun. İçinizden o sesi bir alın bakalım. Hissedin o sesi. Buna var mıyız? Evet, buna var mıyız arkadaşlar? O var mıyız cevabını bulduğunuz an bu iş başarılacak demektir. Kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı'nı Gazi Meclis'te kurduğu meclis hükümeti eliyle verdi. Savaş, savaş anında millet meclisi. Hangi millete nasip olur? Yani memleketin en zor zamanında demokrasiden milim sapmadı. Ben 100 yıl öncesinde dünyanın hiçbir yerinde, bırakın öyle bir demokratı, öyle bir demokrat anlayışın emaresini bile okumadım. Milletin temsilcisi meclisi çalıştırdı. Çünkü demokrasi yoksa ortak akıl yoktur. Ortak akıl yoksa ne vardır biliyor musunuz? Tek adam vardır. O yolun sonunun da hayırlı olmadığını hep beraber yaşadık, öyle değil mi? Bu nedenle ülkemize demokrasiyi getirmek için mücadele eden bizler, partimizin daha da demokratikleşmesi için dün çalıştık, bugün çalışıyoruz, yarınlarda çalışmaya devam edeceğiz. Onun için ön seçimi savunduk, savunuyoruz. Delegemiz de ön seçimle ilgili yeni düzenlemelerle daha güçlü bir omuz verdi. Artık milletvekillerimizin yüzü
halka daha fazla dönük olmak zorunda. Milletin takdirini toplamak zorunda, öyle değil mi? Çalışanın, hakta karşılığı olanın meclise girmesinin önü açıldı artık. Önümüzdeki zorlu dönemde nitelikli uzman kadroları milletimizin evlatlarını, bakınız bugünkü kadrolarımızı hakkıyla yarınlarda bu ülkeyi yönetmek istiyorsak 10 katına, 20 katına çıkartmak zorundayız, bunu unutmayın. Onun için kollarınızı 360 derece açın. Gelen herkesin elini sıkın, sırtını sıvazlayın, sarılın. Partimize genel başkanımızın güzel ifadesiyle baba ocağına hoş geldiniz deyin. Bunu demezseniz olmaz. O bakımdan o kanalları açık tutmakla tereddüt etmediğimizi göstereceğiz ve dünkü aslında düzenlemelerle bunu gösterdik. İşin sırrını bu dengede olduğunu unutmayalım. Bu terazinin önemli bir amacı var. Önce parti ama mutlaka ve çok önemlisi ülke yarar. Ben hep söylerim. Partimiz kutsal değil. Partimiz kutsal olan milletimize, devletimize, bayrağımıza, bu cennet vatana hizmet etmekteki aracı kurumumuz. Böyle bakmalıyız. Partiyi kutsallaştırırsak bugünkü parti devleti anlayışına doğru gideriz. Bizim kutsalımız bu milletin evlatları. Devletimiz, bayrağımız, cennet vatanımız. Kişi ve grup yararı değil, yoldaşlık hukukudur tesis etmek istediğimiz. Yoldaşlık hukuku. Bu hukuktan milim sapmayacağız. Sapanları ikaz etmekten çekinmeyeceğiz. Televizyon ekranlarından değil ama. Burada, bu kürsüde, partimizde, yüz yüze, bir arada. Birbirimizi incitmenin bize bir faydası yok. Kucaklayacağız, sarılacağız. İncinmek ne kadar kötüyse incitmek onun daha fazlası kötü. Pirimiz ne demiş? İncinsen de incinme demiş. Kurban olayım sana. İşte bütün bu değişim süreci boyunca azalmanın değil tam tersine çoğalmanın peşinde olacağız. Küçük hesapların değil büyük hedeflerin yolcusu olma iradesine koşacağız. O iradede çelikleşeceğiz. Dönem sıralamalarıyla kimsenin yolunun tıkanmasına izin vermeyeceğiz. Onun için ben yol arkadaşlığını, takım arkadaşlığını çok seviyorum. Yorulanın bayrağı yeni bir arkadaşımıza teslim etmesini gururla teşvik edeceğiz. Gençlere, kadınlara samimi bir biçimde siyaset yolu artık daha fazla açıldı. Parti meclisimizin ve MYK'mızın bütün kurullarımızın zenginliği artacak. Daha da yukarılara çıkacak. Etkisini artıracak. İşte bütün bunları dün tartıştık. Ortak akılla yalnızca parti için değil, yakın gelecekte sorumluluğu altına gideceğimiz ve o büyük yükü taşıyacağımız ülke için kadro üretmeye önem vermeliyiz çünkü. Ülkemizin dört bir yanında milletimizin işte Cumhuriyet Halk Partili başkanlara emanet ettiği yerel yönetimleri biliyoruz. Ama bütün bu kavramların varlığı bizi çok daha güçlü bir yolculuğa doğru taşıdı, taşıyacak. Ben genel başkanımıza ve genel sekreterimize buradan seslenmek istiyorum. Tam sırasıdır. Biliyorum çalışmalarınız var. Örgütten sorumlu genel başkan yardımcımız. Tam sırasıdır ve zamanıdır. Hızlıca yeni programın oluşumuyla birlikte ardına kadar kapılarını açacağımız partimize hiç yaşanmamış bir üye katılımı kampanyasını başlatmanız ve güçlü bir şekilde Türkiye'ye bunu açmanız. Ben düşünüyorum mesela başlattığınız kampanyanın ilk ayında partiye üye olan ne bileyim işte 18-30 yaş arası mı desek yeni kurala göre 18-30 ayrı 40 ayrı mı desek
her biriyle mesela 10'ar tane gençle bir akşam yemeği yesem, otursam onlarla Türkiye'yi ve İstanbul'u konuşsam, 10 tane hanımefendiyle otursak, ne için bu partiye geldiğini, bizden neler beklediğini, ne vermek istediğini mi konuşsak diye bir takım sorumlulukları üstüme nasıl alırım diye zihnimden düşünüyorum. Muhtemelen benden daha güzel fikirleri olan arkadaşlarım gelenlere ev sahipliği yapacak, onları misafir gibi karşılayacak ama bir gün sonra, bir saat sonra onun güçlü bir ev sahibi olduğunu ona hissettirecek buluşmalarla böyle bir kampanyayı büyütsünler. Milletimizin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına emanet ettiği yerel yönetimlerin çok dürüst, adil ve beceriyle yöneteceği bir dönemi inşallah hep birlikte güzel başkanlarımızla, eksik kaldı, güzel ve yakışıklı başkanlarımızla Cumhuriyet Halk Partili başkanların yönettiği şehirlerimizde hayat kalitesi hızla yükselecek, halkçı belediyecilik anlayışıyla tüm vatandaşlarımıza ayrımsız ve eşit hizmet verilecek. Temennimiz, isteğimiz, dileğimiz bu. Belediye başkanları olarak birbirimize yardım edeceğiz. Dayanışmayı büyüteceğiz. Birbirimizin üzerinde gözümüz ve elimiz olacak, moral vereceğiz. Çünkü bizim anlayışımız hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Sadece yerel yönetimlerde değil, hayatın her alanında bir kelimeyi unutacağız parti içerisinde. Ben değil, biz diyeceğiz. Ben değil, biz diyeceğiz. Etik kurulumuzla medeni bir rekabetin önce parti içinde, sonra da ülkede oluşmasını hep birlikte öncülük edeceğiz. Siyasette şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmalarının oluşması için durmaksızın çalışacağız. Artık ne bitmiştir biliyor musunuz? Müzmin muhalefet dönemi bitmiştir, tarihe gömülmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi değişmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi artık iktidar olamayacağına inanan, partiyi yönetmeyi, ülkeyi yönetmenin önüne koyanların partisi değildir, olamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi artık Türkiye'nin birinci partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Cumhuriyet Halk Partisi artık iktidar partisi olmalıdır. Birinci partisi olması yetmez. İnşallah burada iktidardan sonra yapacağımız büyük buluşmalarda orada yazıyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar partisi. Sevgili yol arkadaşlarım, tüzük kurultayını, program kurultayını başlatarak bitireceğiz. Dünyanın yenilendiği bir döneme uygun, Türkiye'ye hak ettiği yere taşıyacak vizyona ve stratejiye sahip öz ve anlaşılır bir program yazacağımızdan eminim. Bunu paydaşlarıyla zenginleştireceğimize, geniş anlamda milletimizi dinleyerek milletimizle beraber gerçekleştireceğimize eminim. Böylece herkes bilecek ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidara hazır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı istiyor ve iktidara yürüyor, hatta koşuyor. O bakımdan bu çok önemli bir süreç. Değerli arkadaşlarım, sözlerime son verirken bir önemli hususu daha sizinle paylaşmak isterim. Biraz uzattığımın farkındayım. Genel başkanımdan aldığım cesaretle zamanı biraz uzun kullanıyorum bugün. Türkiye'de uzunca süredir siyaset alanı yargı eliyle dizayn edilmeye çalışıyor. Hiçbir rekabette, yarışta kurallar oyun başladıktan sonra değiştirilmez. Gördünüz mü öyle bir oyun? Oyun bile yok. Adil rekabette kirli eller müdahale etmez, edemez. Sandıkta başa çıkamayınca yargıyı sopa gibi kullanmaktan,
üzerimize kılıç gibi sallamaktan imtina etmiyorlar. Aslı astarı olmayan, ceviz kabuğunu doldurmayacak işlerden soruşturmalar, iddianameler, davalar, siyasi yasaklar gırla gidiyor. Amaçlarını biliyoruz. Hepsini tanıyoruz. Ne kendileri ne de izledikleri yol bize yabancı değil. Yenemeyeceklerini anladıkları rakiplerini yargıyı alet ederek yarış dışı bırakmaya çalışıyorlar, daha önce yaptılar. Ama bilsinler ki yargısal tacizden sonuç almaları mümkün değildir. Ne bir önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ne de bana ne de diğer arkadaşlarımıza ya da başka siyasi kişiliklere ya da kimliklere bu tarz açtıkları açacakları davalarla ne insanları ki başta bizi yolumuzdan ayıramazlar, amaçlarına ulaşamazlar. Er meydanında töreyi bilen pehlivan ne yapmaz? Faul yapmaz. Geleneği, erdemi, ahlakı bilen hakem ne yapmaz? Taraf tutmaz. Siyasette rekabetin denklemi mahkemelerde kurulmaz, kurulamaz. Bu denklemi siz kurmadınız ki siz bozasınız. Bozamayacaksınız. Bozdurmayacak bu millet. Siyasi yarışın denklemini kim kurar? Millet kurar. Kim bozar? Millet bozar. 23 Haziran'da sizi demokrasi tokadıyla uğurladıkları gibi yine uğurlayacaklar. Bu büyük millet kalbinde yer açtığını iktidarın tertibiyle, tehdidiyle, korkusuyla terk etmez. Biz milletimizle birlikte ülkemiz için yeni bir rota inşa ediyoruz. Biz o yoldayız. İktidarın gittiği fakirlik, otoriterlik, keyfilik rotası. Bizimki o rota değildir. Eşit, özgür, onurlu yurttaşların demokratik, zengin ve güçlü devlete sahip olmalarının rotasıdır. Atamızın, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği muasır medeniyetler rotasıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne bizi ne de bu aziz milleti, tarihi bu kutsal akdimizden asla uzaklaştıramayacaklar. Kolaysa denesinler, bildiklerini yapsınlar. Halep oradaysa arşında buradadır. Ne yaparsa yapsınlar, yine kazanacağız, yine kazanacağız. Daha büyük kazanacağız. Bilsinler ki bu millete hizmet etmekten, onun sesine ses olmaktan, çocuklarımıza, gençlerimize umutlu bir gelecek sunmak için var gücümle çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Bizim tek bir gücümüz var, milletimiz. Biz bu ülkenin en büyük ve birincisi yapan yüce halkımız, bizi güçlü kılan şeydir. Doğruluk ve milletimize olan sevgimiz, ülkemizin geleceğine olan sarsılmaz inancımız, yolumuzun pusulasıdır. Sevgili kardeşlerim, benim bu büyük millete olan inancım tam. Biliyorum ki Türkiye yeni dünyada hak ettiği yeri alacak. Devletimizi adil, demokratik ve güçlü yapacağız. Kim yapacak? Biz yapacağız. Biz ülkemizi özgür kılacağız. Hem de çok yakın bir gelecekte. Milletle yeniden büyük bir hikaye yazacağız. Daha önce söylemiştim, bugün burada bir kez daha söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir. Cumhuriyet Halk Partisi değişecek, Türkiye değişecek. Var mıyız değiştirmeye? Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kurultayımızın, programımızın, partimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün belediye başkanlarımızla birlikte Allah bizi milletimize mahcup etmesin.
tüm arkadaşlarımı selamlıyor. Başta genel başkanımız olmak üzere bütün delegelerimize saygılarımı sunuyorum. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun. TÜZÜK kurultayımız, programımız, milletimiz hayırlı olsun. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi. Kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi. Kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Değerli arkadaşlar, lütfen lütfen yerlerimize oturalım. Bir duyuru yapacağım. Lütfen arkadaşlar, toplantımız devam ediyor. Daha önce 13.30 olarak açıkladığımız toplantımız konuşmaların uzaması sebebiyle 14.30 olarak güncellenmiştir. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Tarihi Kentler Birliği Başkanımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı kürsüye davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi. Kuruluştan ve demokrasinin kalesi. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi. Kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi. Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, önceki Genel Başkanımız, parti meclisimiz, milletvekillerimiz, tüm delegelerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle dün karara bağlanan TÜZÜK kurultayımızın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet, polemik falan çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde Türkiye'nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi de açıklamak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açıp siz de konuşun dendi. Yani değerli arkadaşlar, bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır. Aylardır yakılan fitne ateşine, yani Ekrem mi, Mansur mu ki şiddetli bir şekilde karşı çıkıyoruz. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın görüşü belli, açıklamaları belli. Biz 14 tane büyükşehir belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız maalesef buradan fitne ateşine biz de odun atmış oluyoruz. Yani ben isterdim ki bütün arkadaşlarımız bu konuda görüşlerini açıklasın. Ya da eğer ileriye mahcup bir şey düşünülüyorsa iki arkadaşımıza da, ikimiz de farklı fikirlerde değiliz. Aynı şeyleri anlatacağız. Aynı duygulara sahibiz ama en azından bir gece öncesinden prompterde hazırlayarak biz ya da prompterde bir konuşma hazırlayabilirdik ve Türkiye'nin tamamına biz de bir mesaj verebilirdik. Bunları sorun etmiyorum. Çünkü biz dün ekranlarda da söyledim. Partimiz TÜZÜK kurultayını başarıyla atlatmıştır. Arkasından program kurultayında bir an evvel yapacak ve bu ülke için nasıl, ne hizmetler yapacağımızı, nasıl başarılı olacağımızı mutlaka ortaya koyacağız. Çünkü o sıkıntıyı yaşayan milletimiz, hangi konuya nasıl çare bulacağımızı göstermek bizim görevimiz. İnsanlar ikna olursa oy verir. Aslında biz ikna ettiğimizde düşünüyoruz. Şöyle ki, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiğimizde kendi aramızda yaptığımız bütün toplantılarda üzerimize düşen sorumluluğu bildiğimizi, ki yıllardır kutuplaşma politikaları nedeniyle
bunlar gelirse şöyle olur, bunlar gelirse böyle olur korkusuyla mevcut düzenlerini devam ettirdiklerini ve bir sefer elimize fırsat geçti ve bu fırsatı biz 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başarılı olarak değil, çok 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 başarılı olmak suretiyle büyük kentleri nasıl Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyorsa yarın iktidar değiştiğinde de bütün ülkeyi bu şekilde yönetecekler. Belediye başkanlarının, sosyal demokrat belediye başkanlarının yönettiği yerlerde insanlar nasıl mutluysa, huzur içerisinde ötekileştirmeden yaşıyorsa, işte bir gelecek Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında da bütün ülkede huzur ve bereketin hakim olacağını ispat bizlere düşüyor diyerek çalıştık. Ve sonuç itibariyle bütün belediye başkanlarımız oylarını artırdı. Üstüne de yeni belediye başkanları kattık. 11 olan Büyükşehir Belediye Başkanı sayımız, Hatay'ı tarihsizlik olarak el alıyorum, 14'e çıktı. Ve belediye sayımız da 412'ye ulaştı. Üzerimizdeki yük çok çok daha fazla. Neden daha fazla? İşte Sayın Genel Başkanımızın, sizi Çankaya'ya getiremeyiz, önemli çok sevdiğiniz ilçelere getiremeyiz ama siz sosyal demokrat, sosyal belediyecilik yapan, kimseyi ötekileştirmeyen bir belediye başkanı seçmek suretiyle oralardaki huzur ve rahatı kendi ilçenize getirebilirsiniz dendi. Ve bunun da çok büyük bir karşılığı oldu. Bu nedenle sorumluluğumuz gerçekten çok daha büyük. Hata yapma lüksümüz yok. En azından bütün belediye başkanlarımız, yeni seçilen belediye başkanlarımız da el ele vermek suretiyle inşallah bir sonraki seçime biz yaşanıp bizler yönettiğimiz yerler, kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın da bunun propagandasını yapmak suretiyle bunun dalga dalga bütün ülkeye dağılacağından hiçbir şüphemiz yok. Ki bütün belediye başkanlarımızdan da bakıyoruz, çok güzel sonuçlar, çok güzel uygulamalar geliyor. İlk defa başa geçiren belediyelerdeki uygulamaların hepsi hem kamucu, sosyal belediyecilik adına yapılan çalışmalar bu ülkede bu devletin demokratik, layık bir hukuk devleti ve sosyal bir devlet olduğunu, olması gerektiğinin ispatını işte belediyelerimiz yapıyor. Bu iktidara geldiğimiz zaman nasıl bir belediye, nasıl bir devletle karşılaşacağını görmesi açısından, halkımız açısından son derece önemlidir. 16 Nisan 2017 referandumuyla ucube bir sisteme geçtik. Hala bir kararname çıkarılıyor. O kararnameyi iptal eden başka bir kararname, onu da tekrar değiştiren başka bir kararname yoluyla bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsizleştirildi. Maalesef işte bizler de bir önceki dönemde önceki Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun topladığı altılı masada yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçireceğinin sözünü verdik. Ve bunun karşılığında %48,5 oy aldık. Ve sonuç itibariyle hazırlanacak program kurultayında da bunun mutlaka çok güçlü bir şekilde oradaki deneyimlerden de yararlanmak suretiyle açıklanması vatandaşımıza karşı hem inandırıcılığımızın hem de sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bir diğer konu, güçlendirilmiş parlamenter sistemle birlikte çok güçlü bir kuvvetler ayrılığını da nasıl yapacağımızı, artık ülkemizde yıllardır yaşanan, gücü eline geçirenin yargıyı sopa gibi kullandığı bir olayın olmayacağını, rövanş alma hukukunun ortadan kalkacağını, tam bağımsız bir yargı sistemi kurularak insanların ülkemizdeki adalete inancının artıracağımız konusunda kesin söz vermemiz gerekmektedir. Çünkü bugün adalet, dünkü tahliyelere de baktığınız zaman insanların şu andaki inancı ya tanıdığın olacak veya yapanın yaptığı yanına kar kalacak şeklinde algılanmaktadır.
böyle bir hukuk sistemi olan ve dünyadaki bağımsızlık hukuk sıralamasında son sıralarda yer alan bir ülkede hiç kimse kendini güvencede hissetmez. Herkes kendi adaletini kendi tesis etmek ister. Böyle bir ülkeye de ne yatırım gelir ne başka bir şey gelir. Tam tersine ülkemizdeki şirketlerin birçoğu da yurt dışına gitmeyi tercih eder. Kalkınmanın öncelikli yolunun da hukuk sistemi olduğunu mutlaka program kurultayında söylememiz gerekiyor. Yine diğer konulara girmeyeceğim, uzatmayacağım. Sağlık sistemimiz ortada, tarım ortada, eğitim ortada. Başka bir dünyada yaşıyorlar artık. Eğitime başlarken Sayın Milli Eğitimin Bakanı ilk gün vereceğimiz dersten bahsederken bahsettiği şeyler gerçekten çok enteresan. Başka bir dünyada, başka bir ülkede yaşıyorlar. Hiçbir yöneticinin kendi inancını, kendi ruh dünyasını başka birilerine kabul ettirme diye bir hakkı da yoktur, lüksü de yoktur. Bu nedenle bunun en güzel yolu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek suretiyle, fren denge unsurlarının da mutlaka düzenlenmek suretiyle ülkedeki keyfini tümden kaldıracak, israfı çatapatı ortadan kaldıracak bir programa mutlaka ihtiyacımız vardır. 2002 dönemini hepimiz hatırlıyoruz. Gerçekten ülkede büyük bir yoksulluk vardı. Gerçekten ekonomi çökmüş durumdaydı. Ve bir lokma bir hırka diyerek iktidara geldiler. İnsanların bu yoksulluğunu mutlaka kullandılar ve iktidara geldiler. Şimdi aradan 23 yıl sonra geçtiğimizde bakıyoruz ki yolsuzluklar dil boyu. Sadece ihale kanunu yüzlerce defa değiştirilmiş. Ceza almamaları için yoksulluğu kabul bile etmiyorlar. Görmüyorlar artık. Ülkede yoksulluğu bitirdik diyorlar. Milletvekilleri eğer bayat da olsa ekmek alıyorsa aç değildir gibi artık ülke gündeminden tamamen kopmuş durumdalar. Yasaklar konusunda da konuşmaya gerek yok. Biraz önce Ekrem Başkanımız da söyledi. Daha önce bizler de televizyonlarda bu konuda söyledik. En kolay akıllarına gelen şey yargı sopası. Ve Sayın Bakan da diyor ki bize parmak sallamayın. Bakın ben kendimle ilgili olan bir şeyi söyleyeyim. Ankara Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin bir avukatının yaptığı işleri şikayet ettik. Ve kendisi, o da beni şikayet etti. Sonuçta soruşturulacak bir işlem yok dendi. Belediye başkanı görevini yapmış dendi. Adalet Bakanlığı işi gücü bıraktı. Yazılı emirle bozma yoluna gitmek suretiyle, yani bir başka vatandaşın hakkını savunması gerekirken de gitti, yazılı emir yoluyla bozma yoluna gitti. Bunlarla uğraşıyoruz. Değerli belediye başkanlarımız, rakibimiz artık bizim Adalet ve Kalkınma Partisi falan değil. Görünen o ki bundan sonra biz sadece ve sadece savcı adliyelerle, güvenlik güçleriyle karşı karşıya geleceğiz. Hepsi açık arayacaklar, açığımızı arayacaklar. Elbette bulamayacaklar çünkü hepimizin üzerine düşen en büyük sorumluluk bu milletin bize güvenerek iş başına getirdiyse şeffaf, adil bir şekilde, hesap verebilir bir şekilde, açık ihalelerle yönetip bu ülkenin yolsuzluk olmadan da yönetebileceğini mutlaka göstermemiz gerekiyor. Onun için ne adliyeden korkuyoruz ne başka bir şeyden korkuyoruz. Asla güçleri yetmeyecek. 5 yıldır bütün televizyonlar bizim 11 belediye başkanımızın aleyhine yayın yapar. 5 yıldır kararlama yaparlar. Ankara Büyükşehir'den daha bir tane bürokrat savcılığa gitmedi. Ve yaptıkları kararlamalar ne oldu? %50'yi 60'a çıkarttı, öyle mi? İşte yapabilecekleri bütün karalamalar karşısında bizler yerel yöneticiler olarak üstümüze düşeni yapacağız ve inşallah karalamaları da fayda etmeyecek. Ters tepecek ve ilk yapılacak seçimde, inşallah erken seçimde mutlaka ve mutlaka iktidara gideceğiz. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Değerli delege arkadaşlar, Sayın Genel Başkanımız,
Bir diğer konu, gerçekten program kurultayında böyle çok acele etmemize gerek yok. Bilimin ışığında ve vatandaşlara ulaşabilir bir şekilde. Çünkü böyle bir eksiğimiz var. Ama şu andaki yerel yönetim sayısına baktığımız zaman biz kendi örgütlerimizle işbirliği yaparak hem yaptığımız çalışmaları hem de hazırlanacak programı mutlaka vatandaşa iletmemiz lazım. Evlere girmemiz lazım. Bizler gücümüzün yettiği kadar %60'ını yönettiğimiz kentlerde bir şekilde bunu yapıyoruz. Ama insanlar mutlaka gözüyle görmek istiyor. Eliyle dokunmak istiyor. Bunun da en önemli yolu yerel yönetimlerden geçiyor. Şimdi artık şunu söyleyemiyorlar. Bunlar gelirse şu olur, bunlar gelirse bu olur, çer olur, çöp olur, işi ortadan kalktı. Nasıl ispat edildi? İşte 31 Mart seçiminde. Ancak burada şöyle bir sorunu ben açıkçası görüyorum. Değerli arkadaşlar, evet %25 bir cam tavan vardı. Ben Ankara için konuşayım. Ankara'da %30-31'lik bir cam tavanımız vardı. Şu anda 60.5. Peki bu oy nereden geldi? Sayın Genel Başkanımızın her fırsatta söylediği bir şey var. Emanet oylar diyor. Peki biz bu emanet oyların kalıcı olmasını istemiyor muyuz? Kalıcı olmazsa iktidar olabilir miyiz? O zaman bize güvenip ilk defada olsa, ikinci defada olsa oy veren seçmene karşı davranışımızı biraz gözden geçirmemiz gerekiyor. Biz bunu şu anda 3 olan belediyemiz 16+1'e çıktı. Buradaki bizim çok önceki yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %7-8'di. Şimdi hemen hemen hepsinde 50'yi geçtik. Bu oylar bize gökten inmedi. Arkadaşlarımızın çalışmasıyla daha iyi yönetebileceğimize inanarak bize oy verdiler. Ve bu insanların büyük çoğunluğu ya iktidardan şikayetçiz ya da zaten muhalif kimlikliler. Bunları bizim yok sayma imkanımız yok. Bu nedenle bu konunun çok üstüne düşmek suretiyle muhalif kimliği olup da şu anda bizimle beraber olanların da mutlaka ama üye kaydı ama başka tür organizasyonlarla mutlaka partiye kazandırılması lazım. Eğer partiye kazandırılmazsa önüne gelenin parti kurduğu bir dönemde onlar da başka türlü tercih bulabilirler. Her zaman söylediğiniz baba ocağı dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunları elbette ki büyük bir heyecanla hepimiz hep birlikte yönetebiliriz. Onlar şunu gördüler, hiçbir farkımızın olmadığını, yıllardır yapılan kötülemelerinin hiçbir karşılığının olmadığını, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları ve yöneticilerinin de aslında kendilerinin hiçbir farkının olmadığını, vatanını, milletini seven insanlar olduğunu ve hep birlikte çalışabileceklerini gördüler. Bu imkanı bizim mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor ve değerlendireceğimize de inanıyoruz. Son olarak şunu söyleyeceğim. Hep vurguluyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ve diyoruz ki kurucu değerlere döneceğiz. Tüm kurumlarımız yıpranmış, çökmüş. Bunda hemfikiriz. Ben geçen il danışma kurulunda söylediğim sözü tekrar ediyorum. Sayın Genel Başkanımızın bir sözü var. Diyor ki, milli takım kazandığı zaman sevinçle ayağa kalkan herkesle beraberiz. İstiklal marşımıza, bayrağımıza problemi olmayan herkesle beraberiz değil mi? Eğer öyleysek, istiklal marşımızda söz edenlere, Mustafa Kemal Atatürk'üz dediğimiz zaman bize hakaret edenlerle ve bu ülke için milli takım maç yaparken başka bir ülke kazansın diye tweet edenlerle keşke Yunan kazansaydı diye arasında hiçbir fark yok. Bunlarla mesafemizi mutlaka koymamız gerekir diyorum. Ve Anadolu gerçekten bunu bekliyor. İşte o zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu ülkeyi boş tartışmalardan çıkarıp muasır medeniyetler seviyesine çok rahat çıkarabileceğimize inanıyorum ve tüzük kurultayımızın hayırlı olmasını ve inşallah hazırlanacak güzel bir program kurultayıyla da bundan sonra artık ülkemizde
korucusunun yanında hisseden, ülkede yaşarken hiç kimsenin endişe duymadığı, ne güvenliğinden ne sağlığından endişe duymadığı, iş gailesi çekmediği, sağlam bir hukuk sistemi olan ve yurt dışına gitme ihtiyacı olmayan bir millet olarak inşallah iktidarımızda bunları halkımıza ispat edeceğiz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Mansur Yavaş. Sizi kürsüden indirmiyoruz. Sayın Genel Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ve il belediye başkanlarımızı kürsüye davet ediyoruz. Bütün salonumuzda bulunan il belediye başkanlarımızı ve büyükşehir belediye başkanlarımızı kürsüye davet ediyoruz. Değerli delegelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli ailesi. Bu aile, böyle bir aile fotoğrafını bekliyorduk. Bu fotoğraftan önce sevgili Mansur Başkanımın konuşmasıyla birlikte sakın ha sakın basın sanar ki iki gözümüzden bir tanesi kurumuş, birisi yaşarmış. İkisini de iki gözümden başka birbirinden ayırmam. İki tarafımdaki kimseyi de birbirinden ayırmam. Ne olduysa şu yüzden oldu. Bugün program yapılırken, dün ben konuşacağım, sonra Selin Hoca konuşacak, bırakılacak. Bugün de oturumlar yapılacaktı. Bundan birkaç gün önce Ekrem Başkan planlanan marjda bir söz istemişti. O sözler dün uzayıp da bugünlere kalınca ben bu sabah, yani toplantıdan 1,5 saat önce Selin Hoca'ya dedim ki ne yapıyoruz? O da dedi ki böyle bir akışımız var. Dedim ki böyle bir akış varsa Mansur Başkan'a da soralım, arzusu varsa ona da bir söz hakkı verelim. Burada bütün sorumluluk genel başkan olarak bana aittir. Ne Selin Hoca'nın, ne Ekrem Başkan'ın, ne Divan Başkanı'nın değil, tüm sorumluluk bana aittir. Eğer bir kişinin hakkı birine geçtiyse o hakkı helal etsin. Sorumluluk benim, benim de kusurumu affetsinler. Bu aile bugünden birlik ve beraberlik içinde ayrılacak bir ailedir. Belki Ekrem Başkan'ın da bir cümle kurması lazım çünkü onu da töhmet altında bırakmak istemeyiz. Ama birisi sağ kolumuz sağ, öbürümüz sol kolumuz. Birisi sağ gözümüzse öbürümüz sol gözümüz. Bu ikisinden birlikte bu iki yanımdakilerin hepsi iktidarımızın anahtarlarını ellerinde taşıyan göz bebeklerimizdir. Onları yürekten alkışlamanızı istiyorum. Çok özür dilerim. Şimdi eksik tarafı şöyle genel başkanım. Şimdi eksik tarafı benim ruhumu bilmiyor kimse. Şimdi sayın başkanımız buraya çıkıp bu sitemi yaptığı an itibariyle bir kere şunu izah etmem lazım. Sayın genel sekreterimize dedim ki bu bir program, kurultay aynı zamanda benim bir belediye başkanı olarak yerel yöneticiler adına beklentilerimi, düşüncelerimi ifade etmek istediğim bir konuşma yapmak istiyorum ama ilavesinde
hukuki süreçle ilgili de duygularımı paylaşmak istiyorum. Çarşamba günü görüştük. Öyle değil mi Sayın Genel Sekreterim? Evet, çarşamba günü konuştuk. Başkanım bir ayarlayalım, bakalım, haber verelim. Bak bu kadar şeffaf, kameraların çekmesine hiçbir mahsur yok. Artı cuma günü için konuştuğumuz bu mesele, cuma günü buradaki programın uzaması, ben hatta çok gerildim. Hatta başkanlarıma dedim ki yukarıda inelim aşağıya, bu iş 10'da başlamayacaksa kaçta başlayacak? 11.40'da başlayabildi. Odada da beraberdik başkanımızla, beraber indik burada saat 10.30'da oturduk millet gelsin diye. Bir saatte burada oturduk. O gün olmayınca bu program, bu konuşmanın bugüne kaydırılacağını Selin Hanım bana söyledi. Peki dedim, teşekkür ettim. Dün öğrendim ama hayır başkanım, şimdi başka anlaşılır yani. Ben dün öğrendim. Ben sizin konuşacağınızdan bile haberdar değilim. Hatta Sayın Genel Başkanımız burada iki belediye başkanı konuşacak deyince siz de yanımdasınız. Ben kim konuşacak onu da bilmiyorum. Açık söyleyeyim. Selin Hanım kendi konuşmasında hocadan bahsedince Yılmaz Büyükerşen akademi falan dedim, acaba o mu konuşacak? Bu kadar da derin içimden düşündüm. Çünkü konuşmama son notları sizin kaleminizle yazdım orada. Yani defterimi yazdım, bu kadar açık ve şeffaf. Sonra çıktım konuşmamı yaptım. Başkanım, size hem Mansur Başkanım derim, hem Mansur abi derim, hem Ankara'ya gelir seni ararım. Bak iki gün önce aradım. Cuma namazını beraber kılalım mı diye sekreterine not bıraktım ama nasip olmadı, yetişemedik. Yetişemedik, o da senin suçun başkanım, onu söyleyeyim, uzadı. Bu kadar açık ve şeffaf, yetişemedik. Ben bu kadar açığım, sen de bu kadar açıksın. Onun için bizim aramızda bir sorun olmaz ama olan biten budur. Senin rahatsız olacağın bir yerde onu duysam, bilsem rahatsız olacağını, konuşmamı yere atar, konuşmam yerimde otururum başkanım. Hiç endişen olmasın yani. Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağı, ay yıldızın gölgesinde ana kucağı, doğu batı kuzey güney yok ayrı gayrı, sevgiyle kucaklıyor her vatandaşı. Doğu batı kuzey güney yok ayrı gayrı, sevgiyle kucaklıyor her vatandaşı. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi kurulu.